soru cevap da alabilirim. Açacağım. Biraz vaktim daha flexible bugün. Bu arada Maduro'nun generalleri Türkiye'ye kaçmışlar. Maduro'nun muhalifi Arjantin Cumhurbaşkanı Guaido Twitter hesabından açıklama yaptı. Sebep ne biliyor musunuz? Bunlar. Altın. Maduro altınlarını Türkiye'ye kaçırıyor. Generallerini de Türkiye'ye göndermiş. Hırsızlık, yolsuzluk yaptığı. Erdoğan da açıkladı. Çorum'a gelmişler. Benim memlekete gelmişler. Bu gördüğünüz altınlar için her şeyi yapan diktatörler var. Ama biliyorsunuz bu altın değil. Bu çikolata. Ben çikolata olarak aldım. 50 cent. Fırat'ın neyden ucuzlamış? Şaput Black'ten altın olarak satmıyorlar. Çikolata olarak satıyorlar. Yani ne var olayda? Rusya'nın sımışkası var. Ruslar çekirdek çitliyor. Keyifleri yerinde. Sımışka. Ben de çitliyorum. Gördüğünüz gibi organik yani. Rus sımışkası iyidir. Erdoğan öyle düşünüyor. Perinçek de aynı kafadalar. Başka ne oluyor? Kayıkçı davası var. Kayıkçı. Hayvanlar kayıkçı davasında 15-16 Temmuz 2016'da Genelkurmay'da, Karargah'ta terfi pazarlığı var. Darbe falan yok. 15-16 Temmuz kayıkçı kavgası. Terfi pazarlığı. Terfi pazarlığında Gladio mevzi kaybetmişti. Ergonokon ve balyoz operasyonlarıyla tekrar iktidara gelmek için Erdoğan'la Hulusi Akar'la pazarlık yapıyor. Gladyocuların lideri kim? Yurtta Sulh Konseyi Başkanı Saldıray Berk. Akın Öztürk değil. Ve bu kumpas terfi pazarlığı şeklinde yukarıda filler tepişirken altta halk eziliyor. Cemaat eziliyor. Kürtler eziliyor. Muhalifler eziliyor. Ondan sonra diyorlar ki darbe var. Darbe falan yok. Bir tiyatro var. Fethullah Gülen Hoca Efendi dediği gibi. Aden Yavuz Aslan dediği gibi bir istihbarat operasyonu var. Topluma yedirilmeye çalışılan. Yukarıda bir terfi pazarlığı var Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ulusolcu, Perinçekçi, kadrolar, azınlık, marjinal bir grup, Gladio ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana stratejik noktalarını ele geçirmeye çalışıyor. Bunun için de liderleri Saldıray Berk, Vatan Partisi'nde Perinçek'in yardımcısı gözüküyor. İsmail Hakkı Pekin'le, sonra Polat'la beraber. Ama aslında bunlar biliyorsunuz general, orgeneral ve Perinçek'in yardımcısı olacak adamlar değiller. Ne yapıyorlar? Hulusi Akar'la Yaşar Güler'le pazarlık yapıyorlar. Pazarlık da 15 Temmuz gecesi yapılmıyor. Yıllar öncesinden başlıyor. Yani Hulusi Akar'ın 30 Ağustos 2015'te Genelkurmay Başkanı olmasından itibaren başlıyor. Aynı şeyleri tekrarlamıyorum. Bu daha önce anlatmadığım bir konu. Daha önce anlattım fakat arada kaynadı. 15 Temmuz akşamı ne oldu konusu Erdoğan tarafından bir şaklabanlık haline getirildi. Bir yalancılık hülyası şeklinde devam ediyor. Kovrap yapmaya, maskelemeye çalışıyor Erdoğan. Hulusi Akar konuşmuyor, Hakan Fidan konuşmuyor. Aslında 15 Temmuz'da olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir tasfiye. NATO'cu diye tasfiye edilenler cemaatten değil sadece Atatürkçü, Türk milletçisi, Türkiye'nin yetiştirdiği en güzel kadrolar. Avrupa Birliği'ne girilmesini isteyen, Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen, Suriye Savaşı'na, İç Savaşı'na karşı çıkan, yapılan yanlışların karşısında duran aydın bir kadro. Bunları FETÖ'cü torbasıyla tasfiye eden bir Gladio var. Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Gladio'nun lideri Özel Harp Eski Komutanı, 3. Kolordu Eski Komutanı Saldıray Berk. Karargah'ta bu planı hazırlamaya başladı.
Erzincan'da devam etti. İlker Başbu Genelkurmay Başkanı iken destek verdi. O başlattı, imzayı çaktı. Tuğsun Çiçek şu anda CHP milletvekili. O koordinasyonu sağladı. Ve Saldıray Berk bu planı 2008'de Erzincan'da bitirdi. Yardımcısı İlhan Ciyaner. Eski CHP milletvekili. Şimdi bunu bilmezseniz eğer, neden bir terfi pazarlığı yapıldı da Türkiye böyle bir kumpasa düştü? Niye cemaat suçlanıyor? Cemaati eskiden beri suçluyorlar. Ve yok etmeye çalışıyor bu kadrolar. Dinsiz çoğu, paganist, İslam'a inanmıyorlar. Müslüman değiller. Çoğu Türk'te değil. Ve mason. Bu kadrolar masonların bir aracı. Ve baydolcu, ergonokoncu dediğimiz tipler, kökenleri ne olursa olsun masonlara, süpermizm heyetine hizmet ettiklerini çok iyi biliyorlar. Yani derin devlet, siz ona ergonokon deyin, derin devlet deyin, kontragerilla deyin, başka isimler de koyabilirsiniz. Neticede Ankara sendromu diye bir şey var. Ankara'ya gelen politikacılar kirlenir, kirletilir, ele geçirilir, her parti ele geçirilir ve bu derin Ankara güç merkezine hizmet eder. Hizmet etmezse tasfiye edilir, öldürülür, yok edilir. Bunu Erkan Mumcusu anlatabilir çok net bir şekilde. Pek çok politikacı bunu bilir. Pek çok bakanlık yapmış insan da bilir. Şimdi gerçekleri gizleyerek bir yere varılamaz. İnkar bir çözüm değildir terapide. Reject yapmak da, yani ignore, reject, bunlar acceptance değil, kabullenme değil. Kabullenmeyle başlar terapi. Gerçeği öğrenmek zorundasınız. Bunun için ben sürekli konuşuyorum. Bir defa da, iki defa da, üç defa da insanlar idrak etmiyorlar. O gece ne oldu? O geceden önce ne oldu? O geceden önce zaten terfi pazarlığı bitmişti. Yani terfi pazarlığı öyle Ağustos şurasında veya Temmuz sonunda belirlenmez. Başbakan imzasına getirilene kadar veya Cumhurbaşkanı imzasına getirilene kadar önlerine hazır listeler konur. Bu listeleri hazırlayan da sivil idare değildir, politikacılar değildir. Önlerine konan listeyi imza ederler. En fazla şerh yazabilirler. Abdullah Gül bunu bilir. MGK toplantılarından hatırlar. Yani şura yöneten başbakanlar, cumhurbaşkanlarının bir yetkisi yoktur. Genelkurmay'da bir sistem vardır. O sistem içinde hiyerarşide bir yükselme vardır. Kurallar, kriterler vardır yani. Kurmay olmayan biri general olamaz mesela. 15 Temmuz'la beraber bütün bu kriterler kaldırıldı. Yani hiyerarşik sistem bozuldu. Kendi işlerine geldiği gibi yükselemeyen, bir başarı göstermeyen ergonokoncu, balyozcu, gladyocular general yapıldı. Emekli edilmiş, artık askeriyle ilişkisi kesilmiş adamlar tekrar göreve döndürüldü. Çünkü kadroları çok kısıtlı, marjinal bir grup, çok küçük bir grup. Gladio operasyonu var. Hulusi Akar, Yurtta Sulh Konseyi Başkanı Saldıray Berk'e bu görevi bizzat kendisi verdi. Ben 29 gün tweet yazdım, verdiği gün. Benim kulaklarım delik. Genelkurmay'da içeride adamlarım var. Tam tersi bir açıklama yaptı. Hiyerarşiyi bozanlara müsaade etmeyeceğini söyledi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ama hiyerarşiyi önce kendisi bozdu. Emekli olmuş Saldıray Berk'e Yurtta Sulh Konseyi Başkanlığı diye bir makam tahsis etti ve Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin toplanacağı bir havuz oluşturdu. Ne zaman? Eylül 2015'te başladı. Erdoğan'dan hoşlanmayan, AK Parti'den hoşlanmayan çok sayıda subay, assubay, general vardı. Bunlar Saldıray Berk'in koordinasyonunda bu havuzun içine düştüler. Ahmet Nesin'in ve Montreal'de bulunan Ergun Baba'nın dile getirdiği gibi cemaatten olan tüm general, kor general, or general yok. En yüksek tüm general rütbesinde birkaç kişi var. Berat Albayrak'ın e-mailleri ortaya çıkartılmıştı.
Erdoğan'la arasındaki muhabbet, Amerika ile arasındaki İsrailli Michael Rubin'le veya diğerleriyle arasındaki kumpası kuranlarla arasındaki e-mailleşmede şu ortaya çıkıyor. Berat Albayrak diyor ki hem babasına, kayınpederine, cemaatin üstüne yıkamayız bu darbeyi diyor. Yani hazırlık çok önceden başlıyor. Çünkü diyor cemaatin biliyoruz ki üst düzey rütbeli generalleri yok. En yüksek Hakan var işte Akıncılar üstünde. Akın Öztürk'ün damadı. Yok. Diğerlerinin hepsi Atatürkçü. Tüm general, kol general, orgeneral. Atatürkçüleri de FETÖ'cü yapmamız gerekiyor. Yani onları da suçlamamız, atmamız gerekiyor. Ama bunlar ikna olmazlar. Yani FETÖ'cü dersek adamlara, bu adamlar askerlik onurlarına, şereflerine bunu sığdıramazlar. Hayatı boyu Fethullah Gülen hareketinden kaçmış, general olmuş. Bu adamları nasıl ikna edeceğiz baba diye bir mail yazıyor. Oradaki Amerika tarafındaki adam da diyor ki herkesin bir fiyatı vardır, satın alırız diyor. Ve Atatürkçü olan generalleri 177 adet parayla satın alıyor Erdoğan. Aynı zamanda sadece bu değil. Bu generaller aynı zamanda kutsal bir görev yaptığını zannediyor. Fethullah Gülen hareketi tasfiye edilecek devletten. Bu kutsal bir görev onlar için. Çünkü zaten cemaat düşman hepsi. Fethullah Gülen'i zaten sevmiyorlar. Yani FETÖ'cü denmesine rıza gösteriyorlar. Ne zamana kadar? Fethullah Gülen grubu Türkiye'den temizlenene kadar, dünyadan temizlenene kadar bu şekilde bir aşağılık konumda olmayı kabul ediyorlar. Ve paralı. Pulsuz değil. Hesaplarına İsviçre ve İsveç'te milyon dolarlık paralar yatırılıyor. Satın alınıyorlar yani Erdoğan tarafından. Erdoğan'la paraları Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Çin'den ve Rusya'dan, Amerika'dan değişik kaynaklardan gönderiyor. Çünkü Erdoğan'ın global destekçileri ve kendisinin para kaçırdığı yerler değişik ülkeler. Yani Erdoğan satın alıyor generalleri. Susmaları karşılığında sus payı olarak da hayatı boyunca göremeyecekleri paraları emeklilikte rahat bir emeklilik geçirmeleri için milyon dolarlar veriyor. Siz burada bir ahlak, bir edep, bir terbiye, asker kültürü, asker onuru, şerefi görüyor musunuz? Yok değil mi? Yok. Hulusi Akar, Yaşar Güler oturuyorlar Saldır Aybert'le. Kimler yükseltilecek? Terfi pazarlığı yapıyorlar. Ve 3 tane çarşaf dosya oluşturuyor. 3 tane çarşaf liste oluşturuyor. Sanki dersiniz ki adamlar parti seçime girecekler yani. 3 tane ayrı ayrı liste. Mavi, beyaz, kırmızı. 3 tane liste oluşturuyorlar. Bu listelerde bir tanesi kazanacak, 2 tanesi kaybedecek. Kazanan iktidarda olacak, kaybedenler darbeci olacak. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadroların bundan haberi yok. Bu karargahta yapılan bir plan. Harp Akademisi'nde Hulusi Akar topluyor kuvvet komutanlarını. Diyor ki böyle bir terfi pazarlığı var. Saldır Ayberk grubu intikam almak istiyor. Ve intikamla beraber tekrar görevlerine dönmek istiyorlar. Haklılar, intikam alsınlar ve görevlerine dönsünler. O nedenle diğer iki tane çarşaf liste darbeci olarak suçlanacak. Yani bir tiyatro oynanacak. Bir özel harp tiyatrosu oynanıyor. Bu öyle bir günde, iki günde olmuş bir şey değil. Aylarca planlaması yapılmış. Birey birey çalışılmış bir plan. Ondan sonra şimdi bunu inkar ederseniz sanki askeri vesayet rejimi, Kladyo rejimi darbe yapmamış gibi, siviller de bunu tanklara atlet tıkayarak durdurmuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Erdoğan da bunu Allah'ın lütfu yaptı kendisine. Allah'ın lütfu filan değil. Bir hediye. Kladyo'nun bir hediyesi Erdoğan'a. Erdoğan'ın haberi var. Aynı bu Ahmet Nesin'in ortaya çıkardığı gibi Avrasyacı denen ekip aslında NATO'cu. NATO eğitimi almış insandır. 15 Temmuz'u yapanlar da NATO'cu.
mağdur edilenler de NATO'cu. Türk ordusu NATO ordusu. Avrasya Rus ordusu değil. Çin ordusu değil. İran ordusu hiç değil. Şimdi Erdoğan bu terfi pazarlığını istihbaratın tiyosunu alıyor. Kim veriyor bunu? Mehmet Dişli veriyor. Şu Şaban Dişli'nin kardeşi. Çünkü o zaman karargah yönetiminde. Planlama şubesinde çalışıyor. Bunların planlandığı şubede Hulusi Akar'ın toplantısına katılan adamlardan bir tanesi Erdoğan'ın içerideki adamı Mehmet Dişli. Ha. O halde Mehmet Dişli terfi pazarlığı var. Terfi pazarlığına biz karışalım. Kendi istediğimiz adamları getirelim. Kimleri getirelim? Şu andaki en büyük düşmanımız Fethullah Gülen grubu. Askerlerin de bu Gladio'nun da düşmanı Fethullah Gülen grubu. Megakan'ın da zaten düşmanı Fethullah Gülen grubu. O halde düşmanlarımız ortak. Fethullah Gülen grubuyla kim iyi mücadele eder, kim soykırım yapar? Perinçek grubu yapar. Saldıray Berk grubu yapar. O halde onların listesi kazansın. Yani bütün terfi pazarlığında Hulusi Akar daha önceden ikna olmuş biri. Kafasına silah dayanmış bir adam değil. Yani bir sürü tiyatro yalan söylüyorlar. Ama tabii Yurtta Sulh Konseyi'nde Saldıray Berk'in altındaki o konsensus veya konsorsiyumun bunlardan haberi yok. Onlar Erdoğan'ın devrileceğini zannediyor. Zannediyor ki AK Parti ve Erdoğan devrilecek ve bu karanlık devir sona erecek zannediyor. Hırsızlık düzeni sona erecek. El-Kaide biznesine destek veren AK Parti ve Erdoğan'ın, MIT'in bütün foyaları ortaya çıkartılacak ve suçlular yargılanacak zannediyor. Askerler çok naiftir. Yani düz düşünür, yani mantıklı düşünür. Askerlikte mantıksızlık vardır ama mantık, lojik olarak destek veriyor. Bu konsorsiyumun içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki herkesin var. HEPAR'ısı da var. HEPAR'a oy veren Adem Hududi gibi biri de var. Onu da FETÖ'cü ilan ettiler. Berat Albayrak'la Süfyan Erdoğan'ın ve bu Saldıray Berk'in, Perinçek'in en büyük başarısı hepsini FETÖ'cü yapması. Yani cemaatle ilgisi alakası olmayan %90'ı cemaatten saydırması ve bunu topluma yedirmesi büyük bir ahlaksızlık. Şimdi Akın Öztürk emekli adam, hiçbir şeyden haberi yok. Gel darbeyi bastır diye çağırıyorlar. Bir karışıklık var diyorlar. Adamı da Akıncılar üstüne alıp gidiyorlar. Ondan sonra da ellerine telefon yönetiyorlar. Abidin Ünal'la Hulusi Akar kameralara yansıdı. Akın Öztürk ise eline kelepçe takılıp Yurtta Sulh Konseyi başkanı yapıyorlar. Perde yapılıyor, adamın haberi bile yok Yurtta Sulh Konseyi'nden. Emekli olmuş kaç sene önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan. Nerede haber oluyor? Tutuklandıktan sonra suçlunun ne olduğunu soruyor. Diyorlar sen Yurtta Sulh Konseyi'nin başkanısın. Damadın Hakan da darbeci. Akıncılar üstünden. Uçakları kaldırdı. Onun da emrini Fethullah Gülen verdi. Yani böyle bir mantıksızlık tiyatrosunu, piyesini yedirmeye çalışıyorlar yıllardır. Adem Hüdit'i hep ağırlı. Hep ağır diye bir parti var, solcu. Belki haberiniz yoktur. Ben Adem Hüdit'in PKK'ya canına ot tıkamıştı. Çok başarılı operasyonlar yapmıştı. Oradan tanıyorum. PKK düşmanıdır kendisi. Ve Türk milliyetçisi, Atatürkçüdür. Cemaatle yakından uzaktan alakası yoktur. Pek çok madalyası da var. Onu yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Ahmet Nesin de yurt dışına kaçan FETÖ'cü diye suçlandığı için Türkiye'de yaşam hakkı verilmeyen insanlarla gitmiş, görüşmüş. Onları dinlemiş. Gerçekten ne oldu? Şu sonuca varmış. Hulusi Akar kendi ordusuna tuzak kuran bir şey, biri. Ve cemaate karşı yapılmış bir darbe var. Cemaatin yaptığı bir darbe yok. Çünkü cemaatin üst düzey kadrosu yok. Yani general rütbesinde. Bu darbeyi ancak generaller yürütebilir. Ve terfi pazarlığı da bu ortaya çıkıyor zaten. Sonuçlardan ortaya çıkıyor. Komutanlar düğündeler. 3 tane düğün var 15 Temmuz'dan. Bunu defalarca bir 4. düğün var. O da Kazan'da. Erdoğan Kazan'da Akıncıları basacağı.
sarhoş Ankara bebelerine oradaki Lokman Ertürk denen şerefsiz muhtarla ayarlıyor. İçki içiriyor, rakı içiriyor bedava. AK Parti merkezinden ödeniyor paraları, otobüs ayarlamıyor. Sabahtan akşama kadar düğünde içki içip sarhoş yapılan bebeler Akıncılar üstüne basmaya götürülüyor. Dördüncü düğün var. Üç tane düğünde bulunan kuvvet komutanları ve üst düzey generaller keyifleri yerinde. Niye? Güya dörtte öğrenmişler kalkışma olacağını da filan hikayeyi hepsi çok önceden biliyor. Terfiler bitmiş. Terfiler ayarlanmış. Terfi edecekleri belli. Kimin tasfiye edileceği belli. Üst düzey biliyor, alt düzey bilmiyor. Sonucu bilmiyor. Büyük resmi bilenler yapacaklarını yazmışlar zaten. Yazdıklarını da yaptılar zaten. Şimdi 15 Temmuz'u cemaate Erdoğan aynı gün, aynı dakika fatura etmesi kadar saçma bir şey olamaz. Çok tarihi bir tasfiye yaptılar ortada. Ne kadar namaz kılan, ne kadar düzgün Müslüman varsa hepsini FETÖ'cüde yaptılar. Değişik cemaatlerden. Sadece Fethullah Gülen hareketinden değil. Ne kadar Atatürkçü, ne kadar namuslu, haram yemeyen, başarılı asker varsa hepsini FETÖ'cü yaptılar. %90 diyor, %90. Cemaatin Türk ordusunda gücü, yani bilinen insan %10'u geçmez. Zaten o tarihe kadar en az 40 bin kişi son 40 senede 60'tı bu kadar diyor. Adam bırakmamışlardı. 40 bin kişi attılar ya. 1986'dan 2016'ya kadar atılmış 40 bin kişi var zaten Fethullah Gülen cemaatinden diye. Yaş kararlarıyla, askeri okul kararlarıyla, genelkurmay kararlarıyla, kuvvet komutanları kararlarıyla, say sayabildiğin kadar. O kadar çok travma var. Sonuçta 15 Temmuz bir cemaat darbesi değil. Cemaate yapılmış darbe. Kürtlere karşı yapılmış bir darbe. 15 Temmuz'da Saldırayberk ve grubu iktidara geldiler. Yani darbeciler iktidarda. Erdoğan darbecilerle beraber iktidarı paylaşıyor. 15 Temmuz gecesinde şöyle bir ahlaksızlık daha yaşandı. Kuvvet komutanlarıyla düğünden gelen Hulusi Akar acil toplantı yapıyor. Genelkurmay'da. Yapmıyor toplantıyı. Genelkurmay'da yapıyor. Evet. Düğün bitmiş artık. Herkes dağılmış. Saat 11. 11'de saat 11 çok önemli. Saat 11'de Erdoğan havada güya. Yalan söylüyor ben 3.20'de indim diye. Erken indi. Haberi var her şeyde. Takip ediyor. İçeride adamları var. Erdoğan her tarafı yalan zaten. Karargah'taki kuvvet komutanlarıyla ilgili beraber yaptığı toplantıda yalan söylüyor Bülent Bostanoğlu. Ben Hulusi Akar'a ulaşamadım. Ulaştı. Toplantıda bulunuyor. Karargah'ta. Abidin Ünal oturuyor. Salih Çolak, Kara Kuvvetleri Komutanı oturuyor. Galip Mendi orada. Yaşar Güler orada. Hepiniz oradaydınız. İçeride ne oluyor? Ben 15 Temmuz gecesi saat 3'e kadar taksi sürüyordum. Taksi sürerken elimde telefon ne olduğunu takip ediyorum. Nasıl takip ettiğimi biliyor musunuz? Metehan Demir'den takip ediyorum. Metehan Demir Harbiye'den atılmadır komünistlikten. Ankara'nın en iyi diplomasi muhabiridir. Benim de arkadaşımdır. Metehan Demir doğrusunu o gece yazdı. Daha sonra sildi tabii. Doğruları yazmak Türkiye'de yasak. Sonra işten attılar Metehan Demir'i. Metehan Demir Ankara'nın en iyi gazetecilerinden biridir. Ve çarşaf şafşaf listeleri yayınladı. 3 tane ayrı liste var. Ben bunları kopyaladım. Çünkü biliyorum ki Metehan bunları daha sonra silecek. Sonra bunu Türkiye'nin tarihinden silecekler. Yok sayacaklar. Ben de 2015'te bununla ilgili Red Book Silinen Türkiye kitabımı aldım. Tarihe geçirdim. Öyle sildirmem sizin yaptığınız şerefsizliği. Terfi pazarda var. Hulusi Akar kuvvet komutanlarına soruyor. Tiyatro iyi gidiyor arkadaşlar. Şimdi Skeletor komutanları tayin edeceğiz. OHAL ilan edeceğiz.
liste bir geliyor, masaya konuyor. Komutanlara dağıtılıyor. Liste bir, Hulusi Akar'ın listesi. 81 ile sıkı yönetim komutanı tayin etmiş Hulusi Akar. Liste 1'de. Komutanlar diyor, bu Yurtta Sulh Konseyi Başkanı kim? Sayın Hulusi Akar diyorlar. Bilmiyorum diyor. Ben değilim. Ama kuvvet komutanlarından biri Yurtta Sulh Konseyi Başkanı olsun. Şimdi Saldıray Berk görev yapmıyor. Saldıray Berk emekli. Onu ilan edersek olmaz. Böyle darbe mi olur diyor. Tek tek teklif ediyor. Abidin Ünal diyor ki ben almayayım diyor. Ben zaten yeteri kadar diyor görev, bu misyonda görev aldım. Harbiyelileri Boğaz'a gönderdim, öldürdüm, Boğaz attırdım. Taraman'a gittim, Erdoğan'a MS'ye imza attırdım. Yani ben görevimi yaptım diyor. Askerin sokağa çıkması için gerekli emri Erdoğan imzaladı MS'yi 14 Temmuz'da. Dalaman'a geldi Marmaris'ten. Havalimanından Abidin Ünal görüştü, geri döndü. Yani Saldıray Berk de Moskova ziyaretinden sonra Amerika'ya gitmişti. Amerika'da randevusunu Hulusi Akar NATO'da almıştı. Fakat NATO'cular Türkiye'de bir darbe istemediği için randevu vermediler Saldıray Berk'e. Donny Roddick de, bu Çetin Doğan'ın Yahudi Harvard profesörü damadı da, Stanford'da Yahudi Klik, İsrail yalnız ekiplerle Pentagon'da randevu aldı. George Friedman da beraber gitti Saldıray Berk Pentagon'daki toplantıya. Bu McFlynn ekibiyle beraber, Pentagon ekibiyle beraber, yani 15 Temmuz'u destekleme toplantısına katıldı. Yanında, Saldıray Berk'in yanında 5 kişi vardı. İnkar ederse o 5 kişiyi açıklarım. Uçak biletlerini kontrol edin, göreceksiniz. 14 Temmuz'da Türkiye'ye döndü. Yani Amerika kanadından, Pentagon'dan bu şekilde onay aldı 15 Temmuz için Saldıray Berk. Moskova'ya gitti. Çetin Doğan'la beraber, Soner Polat Paşa ile beraber Putin'den destek aldı. Yani dış güç diyorlar da, dış güç desteği var tabi. Ondan destek aldı. Ve Alexander Dugin de Ankara'daydı. Melek Gökçek ile beraber yemek yiyordu Hacı Baba'da. Alexander Dugin de diyor ki, haberiniz var değil mi? Yan kumada olanlardan. Tabi diyor, biz işin içindeyiz. Melek Gökçek zaten işin içinde en başından beri. Erdoğan'a düzenli bilgi veriyor. Bütün ayaklar tamam oturmuş. Cemaat yok ortada. Bir kumpas var. Kumpas cemaati kurulmuş zaten. Saldıray Berk bu zamana kadar ustalıkla saklanmayı becerdi. Doğu Perinçek'in arkasına saklandı. Vatan Partisi diye uyduruk bir partinin arkasına saklandı. Bütün planı, projeyi yapan Saldıray Berk. Üzerinde 10 sene çalışmış. Çok emek vermiş. Soykırım projesi yani. 12 Eylül 1980 Bayrak Darbe yazılı planı ile Çetin Doğan'ın 2003'teki oynattığı Balyoz Darbe planı birleştirilmiş. Update yapılmış. Diyorlar ki darbenin yazılı bir projesi yok. Var. Var. 12 Eylül darbe planı ile Çetin Doğan'ın Balyoz projesi devletin kutsal evraklarıdır. Ve kaybolmaz. Bizim millet çok aptal olduğu için aynı darbeyi tekrar tekrar değişik versiyonlarla yaparlar. Askerler kurmuştur Türkiye'yi, askerler yönetir, siviller değil. Ama bu sefer sivil gösterelim diye Erdoğan'ı kullandılar, o kadar. İyi günler, hayırlı günler. Şimdi olayı Rusya ve Amerika desteği alan Saldıray Berk ve Perinçek grubu, asıl darbeciler, şimdi Amerikan düşmanlığı şakmanlarına falan inanmayın. Bunlar Kabe'si belli olmayan yani adamlar. Konu 15 ve 16 Temmuz 2016'da ne oldu? Hedefte NATO askerleri var. NATO'nun halen ciddi bir açıklama yapmamış olması çok manidar. Ve hala bu kadar NATO subayı, as subayı tasfiye edilmesine rağmen NATO hala ciddi bir girişimde bulunmadı. Hulusi Akar'a güveniyorlar, NATO'cu. Yaşar Güler'e güveniyorlar, NATO'cu. Darbeciler, NATO'cu zaten. Yani Ergonokoncuların hepsi bütün Cumhuriyet tarihi boyunca Reşit Berle ve NATO grubuyla çalışmıştır. Rusya'yla çalışmamıştır. Şimdi
Avrasyacı diye bir framework oluşturmuşlar. Sizi kandırmaya çalışıyorlar. Aslında kendi güçlerini koruyan, Gladio ekibini koruyan bir sistem sunuyorlar size. Aldatmaya çalışıyorlar ve bir takım gazetecileri kullanıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra, bir hafta sonra NATO raporunu yazdı. Analizini çıkardı ve Rus'a akarak gönderdi. Bütün NATO ülkelerine, üye ülkelere gönderdi. Yani NATO'ya üye bütün ülkelerin genelkurmayları NATO raporunu bir hafta sonra aldı. Türkiye'de ne oluyor? Raporu ben nereden biliyorum? Raporu ben biliyorum. O da biraz tevafuk oldu. 15 Temmuz'dan bir hafta sonra ben yine gece şiftinde taksi sürüyorum. Gece. Saat 12'de gece, saat yok, saat 1 diye bir. Gece 1'de bir order aldım uzak bir yerden. Bir tane yaşlı nine tekerlek iskemlede, benim kullandığım vende sakatlar için zaten, onu uzak Elmayra'daki evine götüreceğim. Order aldım, gittim. Bir baktım, doğum günü partisiymiş. Ondan sonra bekledim biraz. Geldi askeri kıyafetle bir general. NATO generali, Karadalı. Evet, hedefte NATO adamları var. Onu anlatıyorum. Geldi. Oğlu da intelligent officer, NATO'da üst düzey bir görevde. Birinin annesi, birinin karısı. Arabanın arkasına koydum onu. NATO generali arkaya oturdu. Oğlu da yanıma oturdu. O da yüzbaşı. Nereye gidiyoruz? Annemi bırakacağız dedi arkadaki komutan. Ondan sonra da geri döneceğiz tekrar. Çok iyi. Dedim en az bir 150 dolar yaptık. İyi bir vole vurduk. Piyango vurdu bize. Giderken NATO generali, hiç konuşmuyordum ben, sen neredesin diye sordu. Dedim Türkiye'deyim, Türkiye'denim dedim. Öyle mi dedi. O beni taksi şoförü zannediyor. Dedi ki Türkiye'de ne oluyor dedi. 15 Temmuz neyin nesidir? Senin yorumunu alabilir miyim dedi. Nasıl görüyorsun 15 Temmuz'u? Ben de dedim NATO'ya karşı yapılmış bir darbe. NATO subayları tasfiye ediliyor. Türkiye'de bir kumpas var. NATO birimleri Rusya tarafından yok ediliyor. Rusya'daki güçler Türkiye'ye hakim oluyor. Türkiye'nin petrol ve gaz ihtiyacını Rusya %80 oranında temin ettiği için bütün ekiplerini Türkiye'ye yerleştirdi. Ruslar Amerikalıları tepelemeye başladı ve NATO'yu da Türk ordusunda koruma kollama görevi olan, Türkiye'yi koruma kollama görevi olan Türk ordusunda yok ediyorlar. Rusya'nın yardımıyla. Bunu yapan dedim Saldıray Berk diye bir özel harp komutanı ve izah ettim yani. NATO komutanı şaşırdı. Sen dedi gerçekten taksi şoförü müsün dedi. Yoksa başka bir şey misin dedi. Dedim ki ben gazeteciyim. Akademisyenim ve IŞİD'le ilgili de master yazdım dedim. Hitler Üniversitesi'nde. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Dedi olay dedi IŞİD var mı dedi. Var dedim. IŞİD bir business projesi Erdoğan'ın ve MİT baronlarının. Bütün belgelerle izah ettim. NATO komutanı iyice şaşırdı. Dedi ki tam taksisine düşmüşüz dedi. Taksi şoförü deyip geçmeyin yani. Peki dedim NATO olarak siz dedim nasıl bir rapor yazdınız? Rapor konusunda bana bilgi verebilir misin? Ama dedim confidential dedi. Çok gizli bir rapor. Bak sana ben bütün gizli bilgileri paylaştım. Gazeteciler bilgi verir, bilgi alır. Yani taksi şoförü double roll'dayız tabi. Sana sadece şunu söyleyebilirim dedi. Fethullah Gülen grubunun bu 15 Temmuz darbesiyle hiçbir alakası yoktur. Erdoğancıların bu Saldıray Berk grubunun dans ettiği gibi bir profet diye bize rapor gönderdiler. Bir profet darbe yaptı diye. Biz buna inanmadık. Araştırdık. Bizim istihbarat kaynaklarımız Türk ordusunda çok iyidir. Bu profet kim dedi? Profet? Peygamber demek İngilizcesi. Dedim son profet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ondan sonra peygamber gelmedi dedim. Ben de direkt böyle cevap verdim. O zaman bu profet dedikleri, bu Saldıray Berk'in, Hulusi Akar'ın peygamber dediği kim dedi? Bu Gülen mi dedi? İsmi Gülenmiş dedi.
Vallahi güvenmedim. Amerika'da Pennsylvania'da oturan bir pirfani. Derviş gibi yaşayan. Yani dünya ile ilişkisi olmayan. Kanada'daki YÖK başkanı olmuş Mr. Brian'ın yazdığı gibi Hazreti İsa'ya benzeyen, talebeleri Hazreti İsa'nın haberlerine benzeyen fakir, garip, aciz bir adam dedim. Öyle Türk ordusunda darbe yapacak, yaptıracak bir gücü yok. Tam demokrasi yanlısı, aydın bir insan dedim. Darbelere karşı bir insan. Biz de öyle biliyoruz dedi. İstihbaratımız o şekilde. Bu profet kelimesini anlayamadık, çözemedik. O yüzden sana soruyorum dedi. Biz de biliyoruz ki profet gelmeyecek, yok yani. Bu adamı niye bu kadar abartıyorlar diye sordu. Dedim abartılacak bir şey yok. Adamlar dedim eşeklik yapmış, terfi pazarlığı yapmışlar. Kendi konularını, güçlerini elde etmişler. Hırsızlık yapmaya ve El-Kaide biznesine devam ediyorlar. Bütün suçlarını, günahlarını atacakları bir günah kesisine ihtiyaçları var. Onu da Fethullah Gülen ve grubu olarak bulmuşlar dedim. Bingo dedi. Yani NATO raporu da aynen bu şekilde yazılmıştır dedi. Bilgin olsun dedi. İndirdim şeyi. Şeyini. Karısını. Şeyinde ondan sonra lüks bir evleri vardı. Dönüyoruz tekrar Kişilere. Yol uzun. Nereden baksan kaç kilometre oradan oraya? 60 kilometre falan var. 50-60 var. İyi para kazanacağım o kadar diyeceğim. Dedim ki iyi bir piyango vurdu. Dönüşte de intelligence officer oğlu başladı. O bilgilerini paylaştı. Ben bilgilerimi paylaştım. Ondan sonra %100 emin olduk ki bu 15 Temmuz NATO'ya karşı yapılmış bir derin devlet operasyonu, Rusya'yla işbirliği, dış güçlerle işbirliği halinde. Bunda değişik istihbaratların, devletlerin rolü var. NATO'nun yok. NATO darbeye izin vermemiş. Yani saldırı belki kovmuşlar Amerika'dan. Hulusi Akar randevuyu almış ama Saldreiberg NATO Centrum'la görüşememiş bile. Pentagon'da bir klik. Mark Flynn'le buluşmuşlar yani. George Friedman. Michael Rubin'in şeyi, kankası. Ron Roderick'in, Çetin Doğan'ın damadının şeyleri, işleri bunlar. Ha. Amerika ayağı var. Rusya ayağı var. Durum bu yani. NATO'cular biliyorlar. Neden acaba bu zamana kadar kamuoyuna açıkça deklar etmediler diye ben o zamandan beri bir meraktayım, hayretteyim. 15 Temmuz'dan bir hafta sonra NATO olayı çözmüş, raporunu yazmış, bütün her tarafa göndermiş. Bizim onlara bilgi vermemize de ihtiyaç yok. Ben taksi şoförü olarak bilgi verdim yani. Yoksa benim bilgime falan başvurmuyorlar. Böyle benim değişik rollerim var tabii. Allah gönderdi bu adamları bana. Ben de merak ediyordum NATO ne düşünüyor? İşte NATO'cular rapor yazdılar mı? Çok merak edince Allah böyle yardım ediyor. Tamamen tevafuk yani. Ha şimdi Hulusi Akar'ın dosyası birinci şey hiç geçmiyor. Hiçbir kuvvet komutanı Hulusi Konsey Başkanı olmayı kabul etmiyor. Salih Çolak ben emekli olayım diyor. Galip Mendi ben emekli olayım diyor. Abidin Ünal ben bir sene daha kalayım diyor. Terfi pazandı. O zaman ikinci dosya geliyor. İkinci çarşaf dosya. Saat 1 civarı. O sırada da Serdar Coşkun, Erdoğan'ın adamı hakimler evinde suçluları belirlemiş. Güçlediği isimleri darbeci yapmak için savcıları, hakimleri tutuklamak için iddianame yazmaya çoktan başlamış. Yani daha meclis güya bombalanacakmış 5,5 saat sonra onu yazmış iddianameye. Adam müneccim gibi bir adam yani. Her şeyi biliyor. Tabi proje olunca, her şey daha önceden planlanınca Serdar Coşkun da böyle şeye düşüyor. Müneccimlik pozisyonuna düşüyor. Savcı değil yani arkadaş. Suçlayacakları, günah keçisi yapacakları insanları darbeci ilan etmişler. Ama bakıyorlar ki hakim, savcının darbede ne alakası var? Sonra bunları örgütçü yapalım. FETÖ örgütünün içine katılın diye FETÖ'cü yapıyorlar. Darbecilikten kimse ceza almadı. Herkes örgüt üyelerinden ceza aldı. Evet. Yabancı ülkenin, Kanada'nın NATO generali üzülüyor. Yani bir ülkenin generalleri nasıl kendi ordusuna böyle kazık atar, tuzak kurar, keser, doğrar, yok eder,
ahmak mı, salak mı, yani vatan haini mi diye üzülüyor tabi. Ulusalcılar, ulusal kemalciler, Hulusi Akar, Saldıray Berk Türk ordusunu bitirdi. Türk ordusu artık güçlü bir ordu değil. Yani Suudi Arabistan ordusu güçlü. Türk ordusu tamamen bölünmüş, parçalanmış, yok edilmiş, asker okulları bitirilmiş, kadro yetiştiremeyen, eldeki kadrolarla Suriye yanlışına girmiş, Suriye'de batmış. Yani bir düşman işgal etse, herhangi bir düşman, Yunanistan bile işgal etse karşı koyamayacak, pilotu kalmamış, donanması tamamen batmış, kara kuvvetleri dağılmış, jandarması sivile geçmiş, etkisiz hale getirilmiş bir konumda. Bu kadar güçsüz bir duruma Türkiye tarihinde yani düşmemişti Türk ordusu hiç. Ulusalcılar, Perinçekçiler böyle bir hainler. Bakın Osman Kavalalı 2 yıldır hapiste, hala ifadesini bile almadılar. İddianame yazmışlar güya. İfade almadan nasıl iddianame yazıyorlar geziciler için? Gözdağı için açılmış bir dava. Eğer savcı ciddi olsaydı sanık yerine konulan Kavalalı'nın bir kez ifadesini alırdı değil mi? İşkence de yapmadılar. Pasu attılar şeye, koğuşa. Orada yatıyor. Ne işkence yapmışlar? Hizmet erenleri gibi işkence yapmamışlar. Kürtler gibi işkence yapmıyorlar. Osman Kavalalı Alevi. Entelektüel biri. 2 senedir kahraman yapıyorlar. Nobel ödülü verecekler. Nobel ödülüne layık gösterildi. Selahattin Demirtaş gibi. Ve Nobel ödülüne layık gösterilmesi gereken işkence görenler. Yani soykırıma uğrayanlar Osman Kavalalı'na dokunmamışlar ki. İfadesini de almamışlar. Selahattin Demirtaş da öyle. İşkenceye uğramamış ki. Dokunmamışlar bile. Yemekleri süper çıkıyor. Yani konforlu bir şekilde ağırlanıyor hapiste. Birinci sınıf VIP muamele. Nobel ödülü olacak. Yani mafya devletinde zaten hiçbir kural yok. Soykırım rejimi insanlara karşı suçlar işliyor. Yani Gezi Parkı soruşturması 16 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapisle talep ediliyor. Büyük kaygı duyuluyor daha. İddianame ortada yok. Daha kaygı duyuluyor sadece. Diğer davalarda insanlara müebbetler kestiler. Cezalar kestiler. Fakir gariban Anadolu halkına, pazarcı teyzeye, ev hanımına, köyünde çift süren yaşlı amcaya. Bebekleri hapse tıktılar. Hamile kadınları hapse tıktılar. Başörtüleri hapse tıktılar. Darbeci biliyorlar. Daha iddianame yok. Siz burada bir tiyatro görmüyor musunuz? Yani kahraman yapacaklar. Zorla kahraman yapmak diye böyle diyorlar. Mağduriyetten kahraman çıkartmak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın adamları da İzmir'de hapiste açlık grevine başladılar. Kahraman olmak için derin devletin adamları var böyle. Onlara dokunan yok. Sadece kahraman olmak için adama ihtiyaç var. AK Parti diye bir parti kalmadı tabii. 81'de ilçede aday posterlerinde sadece Erdoğan'ın bir adayın resmi var. AK Parti'nin logosunu bile koymuyorlar. Mehmet Özasaki sadece kendi resmini koymuş. Erdoğan'ın resmini de koymamış Ankara'ya. Çünkü Ankara'da Erdoğan'ı sevmiyorlar. Sadece kendi şahsıyla adam seçilmeye çalışıyor ya. Böyle bir durum var yani Türkiye'de. Bazı yerlerde Erdoğan'a oy verdikleri için adayda Erdoğan'ın resmi yan yana var. Analiz yapmışlar yani. Türk ordusunda herkes NATO'cudur. NATO eğitimi alır, subay as subay. Başarılı olanlar NATO'ya eğitime gönderilir, subay as subay. Yani bir F-16 uçağı kolay uçmaz. Onun subay kadrosu vardır, as subay kadrosu vardır. Başarılı olanları seçerler, Amerika'da NATO birimlerinde, İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da eğitime gönderirler. Bir F-16 uçağı kalktığında onun fren pabucundan bakımına kadar her şeyini astsubaylar yapar. Teknik elemandır astsubaylar. Pilotlar uçurur ve her iniş kalkış yaptığında fren pabuçlarından tutun bütün bakım yapılır. Bunun eğitimi de Türkiye'de yoktur. Sadece akıncılar üstünde teğmenlerin stajı var.
Çiğli, İzmir'deki yerlerde harbiyelerin eğitimi var. 5. sınıfta harbiyeliler, hava harp okulundakiler son sınıfta eğitimi Çiğli'de, İzmir'de yapar. Daha sonra mezun olunca temel olarak Akıncılar üstüne gelir ve orada eğitime devam eder. Pilot olana kadar belli bir saat uçması gerekir. Pilot olmak kolay değildir. Hepsi NATO bizimleridir. Türkiye'de çok sayıda gizli NATO üssü vardır. Bunu size söylemiyorlar. İncilik var sadece zannediyorsunuz. Ben havacıydım. Babam havacıydı. Benim ömrüm hava üslerinde geçmiş. Hava hastanelerinde geçmiş. Benim ilk tayin yerimde 1987'de İzmir Çiğli Hava Hastanesi'ydi. Yani o harbiyeleri tedavi etmek için ona revire göndermişlerdi beni tayin olarak. Ama mezun olamadık. Yani askerdeki sistemi biliyoruz. Şimdi bu NATO'cular tiyatroyu çok severler. Bu özel harp komutanının adamları tiyatro yazarlığı için diyorum ya, Hollywood'a gitseler çok daha iyi iş bulurlar yani. Dalga geçtiğimi zannetmeyin. Adamlar hayatları hikaye, tiyatroyla geçiyor. Darbe öncesi, bu tiyatro öncesi, Kurmay organeller arasında Kürt operasyonu ve Suriye operasyonu konusunda büyük bir kırılma meydana gelmişti. Pek çokları Suriye operasyonunu desteklemiyordu. Bu Türkiye'deki Kürt sorununu daha da derinleştireceğini ve Türkiye'yi böleceğini, Esad'ı devirmenin mümkün olmadığını, arkasında Rusya'nın, İran'ın olduğunu ve çıkartılacak iç savaşın Türkiye'ye faturasının ağır olacağını düşünüyordu. Ve doğru düşünüyordu. İşte bu generalleri FETÖ'cü diye tasvip ettiler. Kim? Saldıray Berk, Gladi grubu. Üçüncü liste. Üçüncü liste saat 3'te masaya geldi. Erdoğan'la görüşme yapıldı. Hangi listeyi kabul ediyorsunuz, imzalayacaksın? Üçüncü Saldıray Berk'in Ergonokoncu ve Balyozcu listesi Erdoğan tarafından imzalandı saat 3'te. Hulusi Akar imzaladı. Kuvvet komutanları imzaladı. Diğer iki listeyi ne yapacağız dediler. Onları da darbeci yapalım. Birinci liste Hulusi Akar'ın listesiydi. İkinci liste Yaşar Güler'in listesiydi. Yani ne Hulusi Akar'ın listesi ne Yaşar Güler'in listesi terfi alamadı. Darbeci diye hapsi boyladı. İşkence yapıldı. Hayatları karartıldı. FETÖ'cü yapıldı. Ve ordudan atıldı. Durum bu. Yaşar Güler bazı kadrolarını korudu. Hulusi Akar bazı kadrolarını korudu. Ama kritik noktalara ve görevlere Saldıray Berk'in listesindeki ergonokoncular ve balyocular getirildi. Adam emekli olmuş, getirdiler. Adam Silivri'den hapisten çıkmış, terfi alamamış 5 yıl boyunca. Hoppala, adam albay, daha kurmay bile değil. Orgeneral, sümgeneral, adam orgeneral oldu. 2-3 sene içinde. Mümkün değil bu askeri yer sisteminde. Adam kurmay değil bir defa. %90 kurmaylar ise, kırmızı apolitik kurmaylar ise attılar FETÖ'cü diye. Çünkü kurmaylar işlerine gelmiyor. Kurmaylar zekidir. Çok başarılı olan askerler ancak kurmay olabilir. Ön yüzbaşı şeyinden krem alarak sicili temizse şeye gider, eğitime gönderilir. Ta ön yüzbaşıyken krem yüzbaşı olana kadar sicil çok önemlidir. Sicili iyi değilse kurmay olamaz. Kırmızı apolet alamazsa, Harbi Akademisi'nde eğitime gönderilmezse en fazla albaylıktan emekli olur. Türkiye ordusu albay çöpüdür. Yaş haddinden emekli olana kadar, 65 yaşına kadar bekleyenler vardır aportta. Bir torpil bulsak da general olsak diye. Yani Gladio'nun kullanacağı çok sayıda şerefsiz albay vardır böyle. Generallik bekleyen, kurmay olamamış, kendi bileğin hakkıyla bir yere gelememiş, disiplin notu ve sicili kötü, terfi isteyen, öyleleri var. Terfi alamadığı için intihar ediyor. General olamadım diye intihar eden kaç tane albay vardır biliyor musunuz? Manyak. Sanki her şey general olmak yani. Bana da paşa desinler. Erdoğan işte bunu kullandı. Türk ordusundaki en büyük zafiyet bu askerlerin terfi takıntısıdır.
Bir de işin ilginç tarafı, terfileri Türk ordusunda üst düzey komutanlar yapmaz. Kadınlar yapar. Kadınlar konken partilerinde ordu evlerine bir araya gelir. Üst düzey yaş toplantısı aslında kadınlar konseyinde yapılıyor. Ciddi söylüyorum. Ben şaka yapmıyorum. Yani yıllardır İsmail Hakkı Karadayı'nın, Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun, Şevk Pir'in, ondan sonra şeylerin karısı, Yaşar Güler'in, Hulusi Akar'ın karısı, Fenerbahçe ordu evinde bir araya giriyor. Hangi komutanın terfi edeceğine karar veriyor. Durum böyle. Konken Partisi terfisi. Eğer o kadınlara yakın değilseniz, yalakalık yapmamışsanız terfi alamıyorsunuz. Durum bu Türk ordusunda yıllardır. Maalesef yani. Acı gerçekleri kabul etmek lazım. Kadınların rolü her zaman ıskalanır yani. Türk ordusunda komutan kadınların, üst düzey komutan kadınların rolü erkeklerden daha yukarıdadır. Ben gerçekleri söyleyeyim de sonra da insanlar istediği şeyi söyleyebilir. Ben kendi gözlemlerimi aktarıyorum. Ha, Adem Hudüt ile ilgili size bir şey anlatacaktım. Adem Hudüt'ün çok yakın bir akrabası Kanada'da. Burada benim bulduğum şehirde yaşıyor. Araba tamircisi. Benim arabamın tamircisi. 15 Temmuz'dan 2 ay önce benim arabam bozuldu. Nissan bir arabam vardı. Altima. Tamire götürdüm. Arkadaş $1000 masraf yaptı. Her tarafını düzeltti. Araba mükemmel çalışır hale geldi ama bir haftam araba tamircisine geçti. Sabahtan akşama kadar bir hissesini çalmasınlar, hırsızlık yapmasınlar diye başlarında bekliyorum. Araba tamircileri çok çakaldır Kanada'da. Yani bir tarafını düzeltir, bir tarafını bozar. Başında beklemeniz gerekiyor. Tabi adamla konuşuyoruz. Haziran 2016. Arkadaş diyor ki bizim arkadaşlar darbe yapacak diyor. Dedim sizin arkadaşlar kim? Arkadaş şeyle Perinçek Hepar çizgisinde solcu, Kemalist biri. Dedi Adem Bey dedi, Hudit'i gerekli organizeyi yaptı dedi. Kimi dedim Adem Bey? Ben tanımıyorum. Dedi PKK'ya karşı mücadele ediyor. Büyük başarılar elde etti. Ve Erdoğan hakkından gelecek olan komutan dedi. Öyle mi dedim? Ne zaman yapıyorsunuz darbeyi? Dedi yakında görürsün dedi. Bütün FETÖ'cüleri temizleyeceğiz dedi. Bütün cemaatçilerin hepsini dedi süpüreceğiz bu ülkeden dedi. Adem Hudüt'ü yapacakmış bunu. Hep ağırdı kendisi. Solcu Kemalist. Bu arkadaş da öyle. Solcu Kemalist. Öyle mi dedim? Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedim. Sen taksi şoförü değil misin dedi. Ha ben taksi şoförüyüm. Arkadaş beni taksi şoförü sanıyor. Arabayı da o yüzden götürüyorum oraya zaten. Benim taksi license'ına sahip Mehmet Bey'in tamircisi olduğu için götürüyorum. Arkadaş anlatıyor. Ben de dinliyorum yani. Dinleyiciyim. Ben iyi bir dinleyiciyimdir. Sonra arkadaşın web sayfasına baktım. Aman Allah'ım. Arkadaş Facebook'ta coşmuş. Yani bu arkadaşın Facebook'unu takip etse Erdoğancılar zaten darbenin nasıl meydana geldiğini anlayacaklar. Arkasında kimlerin olduğunu anlayacaklar. Hepsini yazmış. Ağzına gelen küfrü sallamış Erdoğan'a. AK Partilere filan. Böyle Saldıra Berk'in bütün isimleri var orada. Ben arkadaşın web sayfasındaki Facebook'taki bütün bilgileri kopyaladım. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Anlamaya çalışıyorum. Arkadaş maşallah çok organize çalışıyor. Facebook'u da bayağı iyi reyting alıyor. Bu solcu Kemalist Perinçek kişiler paylaşıyor. Kahraman Kanada'da. Ben de Allah Allah diyorum darbe mi olacak acaba? Şaka yapmıyorsunuz değil mi diyorum. O da diyorum yok ciddiyiz diyor. Neyse arkadaş 15 Temmuz'da bu arkadaşın bir düğün daha var. Bu 5. düğün. Bu arkadaşın kızının düğünü. 15 Temmuz'da düğün randevusu almış kızına. Düğüne gidiyor Türkiye'ye. İyi dedim benim arabayı düzelt de dedim öyle git.
arabayı düzelttik. Ondan sonra benim taksi owner'ı otoya gitmişti. Arabanın motorunu yaktı. Araba yandı. Biz arabasız kaldık. Ondan sonra arkadaş da Türkiye'de arıyorum. Arkadaş düğünde. Geleceğim diyor. Araba vardı, sen araba satıyorsun. Eski araba satıyor da. Eski bir araba lazım. Arabayı yaktı bizim patron. Ödemiyor da parasını. Araba yandı diyor. Motor diyor. Yanar diyor. Tek kuruş para ödeme yapmadı. Ben de işten çıktım. Ben araba 4000 dolar. Bari 1000 dolar ver. Arabanın motorunu yakmış. Diyor ki olur böyle şeyler. Ya nasıl olur böyle şeyler? Arabayı daha yeni yaptırdık. 1000 dolar masraf yaptık. Arabanın motorunu yaktı. O da 5 vakit namazında bir arkadaş yani. Denizli'si bir arkadaş. Oğlu şakit olmasa ağzıma gideri söyleyeceğim. Ama oğluna dua etsin. Sineye çektik. Ondan sonra işten çıktım. Böyle dedim, saçma şey mi olur ya? Arabasız kaldım. Bu düğüne giden arkadaşın gelmesini bekliyorum Türkiye'den. Onun arabaları var. Güzel araba satıyor. Eski 300-500 dolara bir araba alacağım. Param yok. Arabasız kaldım. Neyse arkadaş 15 tonumuz oldu. Geldi. Hemen 2 gün sonra. Gittim hemen. 17 Temmuz 2016'da ben araba almaya çalışıyorum. Arkadaşın şeyine gittim. Arkadaş telefon ettim, gel dedi, bir araba var sana göre dedi. Ondan sonra arabaları gezdim, 4-5 tane arabayı. Çok eski, çok felaket. Ben Kore arabalarını sevmiyorum. Eski Kore arabaları dökülüyor. Eski Amerikan arabaları dökülüyor. Ben Japon arıyorum eski. Anlaşamadık. Sonra arkadaş Facebook'ta her şeyi silmiş. Türkiye'de aydınlanmış. Türkiye'den zor çıkmış havalimanında. 17 Temmuz'da çıkıyor. Sorguyu alıyorlar. Diyorlar ki kızını yeni evlendirdin. Kızına tecavüz etmemizi ister misin? Diye tehdit ediyorlar. Kızını seviyorsun değil mi? Diyorlar. Şu Facebook'unu temizle bakalım. Git Kanada yaşa, Türkiye'ye gelme diyorlar. Arkadaşı tehdit ediyorlar. İstersen seni hapse alalım, biraz okşayalım diyorlar. Arkadaş biraz kabadayıdır da böyle iri yarı bitip, yok diyor, ben sileyim Facebook'taki şeyleri. Bizim kahraman mekanik, baktım Facebook'u temizlemiş. Bir tane bile tweet şeyde yazmıyor. Facebook'ta bir şey paylaşmıyor. Erdoğan'la küfrettiği her şeyi temizlemiş. Ondan sonra ne oldu dedim. Hayrola, hani darbe yapıyordunuz? 15 Temmuz oldu ama sizinkiler mi yaptı darbeyi? Sizin, Adem Hudisi'ye baktım. Senin akrabalar dedim şeyde, FETÖ'cü diye hapsatmışlar. Hani bunlar FETÖ'cüleri temizleyecekti? Adem Hudisi FETÖ'cü mü oldu? Bırak ya Faruk diyor, dal geçmeyi diyor. Zaten diyor travmalıydım diyor. Türkiye'den diyor tehdit ettiler beni diyor. Türkiye bildiğim gibi bir ülke değilmiş diyor. Biz Kanada'da olmuşuz. Türkiye'de neler olduğunun farkında değilmişiz. Ya dedim. Nihayet aydınlanmış arkadaş. Çok aydınlanmış bir şekilde Türkiye'den döndüm. Zavallı Adem Hudit'i. İyi bir generaldi ya. Yazık oldu. Bu Atatürkçü arkadaşlara. FETÖ'cü yaptılar. Böyle. Ondan sonra tabii korktu herkes. Sindi. Ha. Korkmayan sinmeyen mert kimmiş? Hizmetmiş. Onun dışındakiler yalanmış yani değil mi? Saldırayberk hepsini kandırmış. Hulusi Akar hepsini aldatmış. Onu Erdoğan'a götüreceğiz diye aynı sepete atmış. Yurtta Sulh Konseyi bir sepet yani. Aynı sepete atmış. Ondan sonra hepsini darbeci yapıp organize ister tabii. Tasfiye ediyor. Bir de hepsine FETÖ'cü diyorlar. Çok komik yani. Mustafa Balbay'ın hikayesi de tam şey yani, biri yazmış da Mustafa Balbay Erdoğan'a mektup yazıyor. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi'ni FETÖ'cüler ele geçirdi. O yüzden Cumhuriyet Gazetesi'ni diyor HDP ile paralel bir bağ oluşturdu. Kürtlerle ve FETÖ'cülerle çalışıyor Cumhuriyet Gazetesi çalışanları. Bunları tasfiye edip hapsatmak lazım, davalaşmak lazım diye Mustafa Balbay bir ihbar mektubu gönderiyor. Erdoğan da Cumhuriyet Gazetesi'ni Mustafa Balbay Ergonokoncu gruba, Doğu Perinçek grubuyla hediye edip Mustafa Kart gibi
Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün Atatürkçü Kemalist solcularını hapse tıkıyor. Ve İstinaf Mahkemesi de verilen hapis cezalarını onaylamış. Musa Kart ve diğer ekip hepsi tekrar hapse döndürüldü. Durum bu. Ama onlara işkence yapmadılar. 30 gün işkence yok onlara. Onlar hapishanede 15 sene, 7 sene falan kalsınlar. Bu arada Mustafa Balbay, Ergun Okuncular ve Perinçekçiler Cumhuriyet Gazetesi'ni dinsiz, komünist, Fethullah Gülen düşmanı, Kürt düşmanı eski haline getirsin yani. Aydınlanmaya izin yok. Yani ırkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme bunlar kalksın filan. Ergun Okuncuların, Perinçekçilerin böyle bir derdi yok. Onlar Erdoğan'la ittifak yapıyor, Süfyan'la yani. İftira ve yalanlarla dolu bu dilekçeyi saraya gönderen Mustafa Balbay ve ortada büyük bir skandal var. Cumhuriyet Gazetesi'ni cemaat veya Kürtler ele geçirmedi. Mustafa Balbay ve Perinçek grubu Erdoğan'a çalışmak için ele geçirdi. FETÖ diyorlar. Durumu anladınız yani. 726. hafta olmuş. Cumartesi anneleri ağlıyor. Murat Yıldız için annesi ağlıyor. Oğlu kayıp. Dün Galatasaray'da yine cumartesi anneleri ağladılar. Biliyorlar çocuklarını derin devlet, Citem, Veli Küçük bu Ergun Okul'u öldürdü. Asit kuyularında eritti. Sağa sola attı. Gömdü cesetlerini. Biliyorlar. Umutları yok. Çocukları geri dönmeyecek. Sadece bir araya gelip dayanışma sergiliyorlar. Bu soykırım, gladyo rejimi sona ersin diye. Ha. Ahmet Nesin diyor ki Ergun Baba'nın 1,5 ay önce Erdoğan bu olayın ne olduğunu öğreniyor. Yani Hulusi Akar'la Sadri Berk arasındaki bu tiyatronun oyuncakları tiyatroyu öğreniyor. Mehmet Dişli vasıtasıyla. Büyük ihtimal. Sonra da tiyatroya dahil oluyor. Yani Erdoğan erişteden filan öğrenmiyor 15 Temmuz'u. 1,5 ay önce Hulusi Akar'la Saldıray Berk'te toplantı yapıyor. Saldıray Berk emekli edildiğinde Erdoğan'a küfür ediyordu. Ülkeyi sattı dış güçlere diye. Savaşacağız diyordu. Hakkında dava açılmıştı Erdoğan'a hakaretten. Fakat bütün davalar düşürüldü. Ne zaman? 15 Kasım 2015'te. Yargıtay da hepsini düşürdü. Hem darbecilikten hem Erdoğan'a hakaretten açılmış davaların hepsi düşürüldü. Avukatı kim? Turgut Kazancı. Aslı Kazancı. Yani yerin devletin avukatları. Mafya avukatları. Mafya kimmiş? Mafya bu adamlar. Kural falan tanımayan adamlar. Eskiden Turgay Ciner de mafyaydı. Bu Erdoğan'ın Ethem Sancak falan mafyaydı. Bunların avukatı kim? Turgut Kazancı. Saldıray Berk'in avukatı kim? Turgut Kazancı. Hala ölmedi, yaşlı. Şimdi Aslı Kazancı kızı yapıyor. Yani siz geçmişi bilmezseniz geleceği göremezsiniz. Bakın Turgut Kazancı'nın aldığı keslere bakın. Son 40 sene içinde. Hepsi mafya. Hepsi derin devletin adamları. Hırsızları. Ortada şeriat ayaklanması diye bir şey yok. Ortada çapulcular ayaklanması var. İki tane mafyoz grup, paralel grup birbirine girecek gibi gözüküyor. Bunlar devleti paylaşamazlar. Dinci, ulusalcı, tüm faşistler şu anda piyasaya sürüldü. Saldıray Berk'in gizli ekipleri var. Medyada faaliyet gösteren. Bir tanesi TV5 gitmiş Milli Görüş'ün bulutu binada Balgat'ta yayın yapıyor. Çok cevval genç gazeteciler ortaya çıkardılar. Bunlar ikili çakıyorlar. İki taraftan da çakıyorlar. Saldıray Berk'in çalışıyor. Gökhan Özbek de öyle. Yani ben tek tek isimlerini versem şok olursunuz. Mustafa Selanik'ten tutun, Soner Yalçın'a kadar, Oda TV'ye kadar. Hepsi değişik kanatları var. Ülkücü kanatları var. Turancı gözüken, Türk milletsizliği yapan. İslamcı kanatları var. Milli Görüş kanatları var. Yani adamlar her telden oynuyor.
Yani Saldray Berk kaybetme ihtimali olmayacak şekilde oynuyor. Her terden oynayan bir adam yani. Çok tehlikeli bir adam. Eğer devlet başkanı olursa Erdal'dan sonra 3 Kasım'da hiç şaşırmayın. Eğer Hulusi Akar bu kadar yüz verdi Saldray Berk'e, devlet başkanlığını kaptırırsa Saldray Berk'e, Saldray Berk Hulusi Akar'ı da yargılar. Onu söyleyeyim yani. Selman Öğüt diye, Öğüt diye biri hırsızların elini keselim çağrısında bulunmuş. Neden hırsızların elini, bu hırsızlar niye bu kadar cesur, bu mafya niye bu kadar cesur diye soruyor insanlar. Ben de diyorum ki bunlar bu kadar ahlaksız, bu kadar şerefsiz, adalete güven olmadığı için hırsızların elini kesin şeyi var. Adalete güven yok. Adalet biliyorsunuz Perinçekil, Erdoğancıların, Ergunokoncuların elinde bir adalet olmadığı için hırsızların elini keselim diyorlar. Yoksa hırsızlar bunlar. Bunların elini kesmek lazım. Eşitlik olmadığı için, iktidar zümresi kibirli hırsız ve terörist olduğu için, mafya olduğu için. Eğer Hazreti Ömer ve sahabeler gibi Müslüman Müslümanlar olsaydı ve devleti adil insanlar yönetseydi, o zaman hırsızların elini keselim demezdi bunlar. Çünkü kendi elleri kesilecek. Evet, orada şu anda ulusalcılar strateji konulara geldi. Onlar güçlü. Ve bir darbeci bunlar. Ve darbeyi yaparsa onlardan başka zaten kimse darbe yapmadı bu zamana kadar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bunların darbesi de dolu. Cemaatin yaptığı bir darbe var mı? Yok. Cemaatin karıştığı illegal hiçbir şey yok. Bir sabıkası yok yani. %99'un içeri attılar darbecide hiçbirinin sabıkası yok. Yani darbeci belli. Boş yere tersinden çakmaya çalışmasınlar. Katar diye bir ülke de yok. Yani yok tank palet fabrikasını Erdoğan Katar'a satmış, her şey Katar'a gidiyormuş, o gizli sırlarımız gidiyormuş. Arkadaşlar Katar diye bir ülke yok. Sadat küçük bir grup. Durduramaz yani özel hat birbirine. Mümkün değil. Sadat'tan 2000 kişi var. Sadat'ın Erdoğan'ın kendi tarafına çektiği. Bu 2000 kişiyle 300 bin kişiyi durduramaz yani. Çok net söylüyorum. Yani o çapulcu milisleri falan silah kullanmayı bilmezler yani. Özel harp bilimleri komandodur. Özel geliştirilmiştir. Katar diye bir ülke yok. %100'ü Amerikan askeri alanıdır Katar'ın. Nüfusu ve idaresi elde gayırmadır Hazretler demiş. Mesela örnek vereyim. IŞİD'in Baz Partisi kanadındaki Nakşi lideri General İbrahim Duri, Saddam'ın adamıydı Nakşi Order'dan, Amerikan Büyükelçisi'nin yanındaki villada kalıyor. Erdoğan'ın adamı. Erdoğan öyle Rusçu falan değil, Amerikalılara çalışıyor. IŞİD olayında Erdoğan tek değil. Amerikan kanadı var. Ve İbrahim Duri, Nakşi kanadı %50'sini yönetiyor. Katar'dan. Erdoğan'ın 100 bin kişilik ordusu Suriye'de. Bunlar El-Kaide'ci. Ahrar-ı Şam çatısı altında MİT'e bağlı. Hakan Fidan'a bağlı. Yani hepsi Erdoğan'a bağlı değil. Bir kısmı Katar'ın El-Tahrim grubundan değiştirme 30 bin kadar. Diğer 70 bini değişik terör örgütleri var. 80 ülkeden gelmiş insanın kurduğu Suriye'de. Bunları tek çatı altında 2016 Mart'ında Hakan Fidan birleştirdi MİT baronları. MİT baronları Erdoğan'la ticari ilişkileri var. Erdoğan'ı günahları kadar sevmezler. 24/7 küfrediyorlar. Yani her an dönebilirler. Dansöz dönek adamlar yani. Öyle Erdoğan'ın işbirliği yaptığı adamlar öyle adamı bir dakikada satar. Hakan Fidan Amerikan ajanı. Amerika ile beraber çalışıyor. Yani onu İran ajanı zannediyorsunuz ama CIA çalışıyor. Yani yardımcısı Kenan da öyle. Ulusalcılar zaten Kemalistler yıllardır, Cumhuriyetçiler, Evangelistler de çalışır. NATO içindeki Gladio birimidir yani. CIA ile Pentagon'la bağlantılı çalışır. Şimdi Rusçuk gözükmelerinin sebebi muvakkati geçici bir çıkar gereğidir. Şimdi bu İbrahim Duru olayı çok komik. Adam kendisini öldü gösteriyor 2015'te. Adamın 4350 tane emlakı varmış Irak'ta. Irak hükümeti de madem adam öldü el koyuyor. Bu çocukları var İngiltere'de, Londra'da filan. İtiraz ediyorlar. Yani babamız ölmedi, yaşıyor. Öldü diyorlar. Adam IŞİD'i yönetiyor gizli.
IŞİD içindeki %50 asker siyah görünümlü, aslında Bas Partisi'nin Saddam'ın eski ordusundan polis veya asker, intelligent. Komutanları da İbrahim Duril. Amerikan Büyükelçisi'nin yanındaki villada kalıyor. Her gün Amerikan Büyükelçisi'yle toplantı yapıyorlar Katar'da. Yani IŞİD'i oradan yönetiyorlar. IŞİD'in asıl yönetim merkezi Katar yani. Erdoğan'ın elinde Ebu Türkmani var. O da Boğaz'da yılda kalıyor. Selefi teröristler de Tarık Haşimi'ye bağlı. Felucak kasabı diye bilinen şerefsiz Türkiye'ye kaçmıştı. Erdoğan koruyor. Irak o yüzden sevmiyor Türkiye'yi. Çünkü aradıkları suçluyu Erdoğan koruyor. Diğer suçlu İbrahim Duri Katar, Amerikan koruması altında. Ve adam diyor ki ben ölmedim diye ortaya çıktı. Mülklerimi geri verin. Vermiyorlar. Gel diyorlar Irak'a, verelim. Adamı alacaklar, okşayacaklar. Evet, şu anda AK Parti'nin zenginleri başta Miami, Los Angeles olmak üzere Amerika'nın en lüks şatafatlı yerlerinden Beverly Hills'ten filan vidalar alıyor çok pahalı fiyata. Kimisi Londra'dan alıyor. Böyle 3-5 milyon dolarlık, 30 milyon dolarlık vidalar alanlar var. Paraları yurt dışına kaçırmaya başladılar çoktandır. Türkiye'de para bırakmıyorlar. Türkiye'de çünkü bir darbe olduğunda ilk bunların paralarını sürecekler. O yüzden biliyorlar yani. Hırsızlar bilir. Hırsızlar cesurdur. Tedbirini daha önceden alır. Çocuklarını zaten kaçırdılar. Yurt dışına okumaya gönderdiler. Yeni bir darbede şu anda güçlü konuda olan ulusalcılar var. Yani ordu ellerinde. Darbeciler 15 Temmuz'da da onlardı. Ve cemaat ezildi. Kürtler ezildi. Burada cemaati suçlayanlar hata ediyorlar. Bu darbecilerle beraber yaşamak zorunda kalacaklar sonuçta. Bu darbeciler AK Parti'den 2 milyon insanı fişlediler. Ve AK Parti'nin de başına, şu anda cemaatin başına, Kürtlerin başına getirenler geri gelecek yani. Çünkü derin devlet bunları destekliyor. Yani Hulusi Akar görevlendirdi Saldıray Berke'yi. Sonuçta başkan kim olacak? O önemli. Aralarında şu anda Saldıray Berke'de Hulusi Akar arasında başkanlık yarışı var. Hangisi başkan olacak? Eğer Saldıray Berke başkan olursa ayvayı yediniz yani. Yaşar Güler Cumhurbaşkanı olmaz. Hulusi Akar varken Yaşar Güler olmaz. Hulusi Akar çok sağlam ve deliden ilerliyor. NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, Batı'nın güvendiği tek isim Türkiye'de Hulusi Akar. Yaşar Güler değil. Yaşar Güler bu şansını yitirdi. NATO komutanları gelip de Yaşar Güler'le toplantı yaptığında onun ne kadar ahmak olduğunu anladı. Bu tecrübeyle sabit. NATO raporlarında zaten geçiyor. Yaşar Güler yani Erdoğan'ı yok etmek için NATO generallerine bunu El-Kaide'nin lideri yapalım, El-Kaide'ye destek verelim diye proje sunmuş yani 2011 senesinde. Bunu da Erdoğan biliyor, İbrahim Kalın biliyor. Ben İbrahim Kalın'a ben söyledim yani. Yaşar Güler'in projesini. Haberi var. Erdoğan da bilerek girdi. Hakan Filan'la, İbrahim Kalın'la gitti Stafford'la görüştü. El-Kaide, IŞİD, El-Nusra projesini bilerek girdi. Madem bize bu projeyi öngörmüş karargah, derin devlet, devlet projesi kutsaldır, yapalım demişler, para kazanalım. Yani Erdoğan Suriye olayına derin devletin onayıyla, karargahın onayıyla girdi. Yaşar Güler'in imzası var altında. Hulusi Akar, Abdullah Gül ölmüş siyasi bir meftadır. Hiç kimse Abdullah Gül'ü bir daha Türkiye siyasi sahnesinde görmeyecek. MİT'e suç işleme özgürlüğü veren Abdullah Gül artık siyasi meftadır. Süleyman Demirel dedi, ben siyasi mefta ismini 2000 yılında kullanmıştım. Amerikalılar bana şaşmışlardı. Nereden biliyorsun Süleyman Demirel'in siyasi mefta olduğunu? Jesse Bey'le de Martin Lawrence sormuştu. Her şeyi bilen adam, söyle bakalım Süleyman Demirel niye siyasi meftadır diye ta 2000 yılında, 2000 ayında sormuştu. Demiştim ki Murat Demirel diye bir yeğeni var. Ege Bank diye bir banka. Aynı İmer Bankası gibi, Cem Uzanlar gibi soyuyor milleti. Hasan Polatkan'la Cindoruk'a parti kudurdu. Ama derin devlet Demirel'e yeter dedi. Senin siyasi hayatın bitti. Murat Demirel'in bankasına el koyarak, içeri atarak Demirel'e, Hasan Polatkan'a ve
Hüsamettin Cindur'a derin devlet siyasi meftarsınız mesajı verdi. Ve Süleyman Demirel'e artık dımanlarca içilmiyor. O nedenle Demirel dedim çok uzun yaşamaz. Ve siyasi hayatı bitmiştir dedim. Amerikalı şok oldu. Faruk Aslan her şeyi bilir yani diye. Amerikalılar zaten biliyorlar benim ne olduğumu, kim olduğumu. Yani istihbaratlara ben çok açığımdır. Analizleri iyi yaparım yani. Zamanında yaparım. Ve istihbarat paylaşımında bir şey var yani. Siyasi mefta diyorsam Abdullah Gül siyasi meftadır. Boş yere umut bağlamayın yani. Öyle tiplere. Yani korkak. Adamın etliye sütüye karışmayan, almış piş, ağzıma düş diyen bir tane adam yani Abdullah Gül. Ülkenin gerçek demokratları Turgut Özal'dı. Adnan Menderes'in itibarı çok seneler sonra iade edildi. O da son 3 senede çok zulümler yapmıştı. Erdoğan gibiydi. Ve uzun yıllar kimse Adnan Menderes'in ismini ağzına almadı. Çünkü son 3 yılında yapmış olduğu soykırım, katliam ve adaletsizlikler özellikle Müslüman kesimleri de çok ezmişti. Uzun yıllar Adnan Menderes mazlum bir şekilde asılarak idam edildiği için insanlar daha sonra acıdı. Daha önceki yani son 3 yıl değil daha evvel yapmış olduğu demokratik reformlar ve çalışmalardan dolayı tarihe geçti. Vatan mezarlığına kondu. Şimdi derin devlet hem adamı idam eder hem Turgut Özal gibi zehirler ondan sonra da vatan mezarlığına koyar. Ondan sonra da onun arkasından politika izler. Derin devlet böyledir. Kör ödür, badem gözlü olur. Onun gibi yani. Hizmet hareketinin yani bir dostu yok. Arkasında kimse yok. Bağımsız bir hareket. Erdoğan'ı nereye koyacaklar? Erdoğan'ı Saldıray Berk'in projesinde 4 tane alternatif var. Daha önce söylemiştim. Proje uygulanıyor. Bunu Erdoğan da biliyor. Bu proje Erdoğan elinde var. 4 tane alternatif var. Daha önce anlattım. Bu 4 tane zarf kendisine verildi. Hangisini seçiyorsun diye. Erdoğan'a seçenek sundular. Bu 4 tane seçenekten birini seçecek. Sonuçta AK Parti'yi öldürdü, bitirdi. Derin devleti teslim etti. Tasfiye etti yani Erdoğan. Bir tane kendisi kaldı. Kendisi fani bedeninde gittiği zaman derin devlete teslim edilmiş bir parti var. AK Partilere çok büyük travmalar bekliyor. Yani o hırsızlar sanmasınlar ki bu aptallık, salaklık yapanlar bu Fahrettin Altun gibi çay atıyor Erdoğan 200 gram iletişim daire başkanı utan lan profesörlük titresinden uzak. Bu Fahrettin Altun Kanada'ya 2010'da Niagara Falls'u gezdirdim. Camide benim arkamda namaz kılıp benzinlik yapmıştı yani. Ben bu arkadaşa imamlık yaptım yani. Fahrettin Altun'u biraz doğaçtım Kanada'da. Gözüne dizine dursun. Diye. Çay atıyormuş yani. Böyle salaklıklar yaparak yani Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz politikası izleyerek mağduriyet politikası da bu noktaya geldiler. En son çay atmaya kaldı yani millete. Millete değer vermiyorlar. Fahrettin Altun yani büyük bir hayal kırıklığı uğrattı bende gerçekten. Yok yurt dışına kaçarlar bunlar yırtar yine. Hırsızlar yurt dışına paraları emlak yöntemiyle kaçırıyor. Kondolar, inşaatlar, inşaatçılar yöntemiyle yıllardır kaçırıyor. Eğer 17 ve 25 Aralık zamanında müdahalede 5 sene önce bunların elleri kolları kesilseydi paranın izini kaybettiremezlerdi. Milletin parasını bu kadar çalmışlar, daha fazla çalamazlardı. Ama bu hırsızlıktan kurtulmak için haramiler derin devletin kucağına düştü. Onlar ne derse onu yapıyorlar. Yani ve maalesef giden paraların çoğu gelmeyecek. Çünkü emlak dönüşmüş, bireysel emlak haline, mülk haline gelmiş. Nasıl geri getireceksiniz? Nasıl geri alacaksınız? İsviçre vermiyor. Nasıl geri alacaksınız? Hayır, zorlanamazsınız. Ancak şöyle alırsınız. Erdoğan'ın yaptığı gibi bunları atarsınız hapse, çoluk çocuk zehir alırsınız, şantaj yaparsınız. O şekilde getirirsiniz. Yani mafya usulleriyle getirebilirsiniz. Başka türlü kaçan milyar dolarlar geri getirilemez.
ve bunlar pek çok ülkede dağılmış durumda. Bunların hesabını şeytan bile tutamaz. O kadar çok milletimizin, devletimizin parasını çaldılar ki. Yani ben 400 milyar doların üstünde diye tahmin ediyorum. %80 ülkemizin servetini çaldılar. Eğer 5 sene önce bu ahlaksızlar dur denebilseydi bu kadar yükselmeyecekti. O zamanlar 125 milyar dolar civarındaydı. Şu anda 400 milyar dolara çıktı 5 sene içinde. Sonuçta Türkiye bölünür. NATO müdahale eder gibime giriyor. NATO'nun üstleri var. NATO bu üstleri Ruslara teslim etmez. Bırakmaz yani Türkiye'yi. Onları koruma altına almaya çalışır ama bölünmüş bir Türkiye'de alır. Kürdistan'da, Diyarbakır'da çok en büyük üssü şu anda orada. Eskiden Malatya'daydı doğuda en büyük üssü. Erhaç'taydı. Şimdi Erhaç'ın o kadar bir önemi kalmadı. Diyarbakır üssü Amerikalıların bütün Güneydoğu'nun en büyük Amerikan üssü. Evet, Türkiye'deki emlakları koyarlar. Cengiz'in ve Türkiye'deki bütün şeylere çaldıkları paralara, emlakların hepsine el koyacaklar. Yani bu AK Partili haramilerin tek kuruş zırnık bile kalmayacak. Erdoğan'ı arayacaksınız yani. Ekmek bulamayacak yani. Erdoğan zaten hasta. Tımarhaneye kapatılır büyük ihtimal. Doktor gözetiminde ilaçla mineş yapmak lazım. Ölene kadar adamın cezaevi yok. Yani aldığı kararlarda, imzaladığı fermanlarda zaten diploması yok, yetkisi yok imzalamaya. Göre bir devlet başkanı yok yani. Erdoğan illegal devlet başkanlığı yapıyor. İllegal seçimler yapıyor. Adam zaten tırlatmış bir adam yani. Cinnet geçirmiş bir adam. Psikiyatristler, psikologlar falan bir araya gelip bir heyet raporu çıkartırlar. Ve Bakırköy akıl sinir hastalıklarına yatırırlar ömür boyu. Erdoğan ceza alacak bir adam da değil yani. Yargılayıp da ne yapacaksınız? Hepsine el koyarlar. Hepsi fişlendi. Bütün o AK Parti'nin kurduğu vakıfların hepsine el koyacaklar. Ben size söyleyeyim. Bu Saldıray Berk'in planında var. Yani darbeciyle işbirliği yaparsan, 15 Temmuz'u yaparsan o darbeci de sonra döner. Senden intikamını alır. Kesinlikle. Türkiye'de darbe eskiden 50-50 diyorlardı. Ben daha yüksek görüyorum şu anda ihtimali. Zaten darbeciler iktidarda. Darbeciler iktidarı paylaşıyor. AK Parti'nin 10 milyon değil 13 milyon üyesi var. 10 veya 11 milyon. 11 ile 13 milyon arası. Bunun 2 milyonunu fişlediler. 2 milyonunu hedefliyorlar. Bunu ben kaç defa söyledim. Neden bu 2 milyon? Bunu özel harpçilere, MİT'çilere soracaksınız. Çetin Doğan'a, Saldıray Berk'e, Şevik Güler'e falan soracaksınız. Neden bu 2 milyonu fişlemişler? Niye diğerlerini fişlememişler? Yani bize sormayacaksınız. Cemaat kimseyi fişlemiyor. Hizmetin öyle fişleme diye bir misyonu yok. Darbe diye bir misyonu yok. 2 milyon içinde azılı militan, militan ve sempatizan olarak 3 baks vardır. O şekilde fişlemişler. Ve bunlar er geç ne olacak? Cemaatin şu anda düştüğü duruma düşecekler yani. Üzülüyor insan tabii. Türkiye'nin bu hale gelmemesi gerekirdi. Her şeyde bir hikmet vardır. Boş yere küfrediyor insanların çoğu. Fikirleri yok yani. Trollar kendisini belli ediyor. Özel Harp Komutanlığı'nın intelijen ofisörleri, type'ları şu anda cemaat ve dindar jargonu kullanıyor. Nifak saçıyorlar. Saldıray Berk'in, Perinçek'in trolları çok zeki ve tehlikelidir. Her tarafa sızmıştır. Ve her kesim içinde var yani bunlar. Haydarbaşı'nın içinde Erol Mütercinler gibi adamları var yani. Bir daha siyasal İslamcılar kesinlikle iktidar olamaz. Hayır. Kıyamete kadar bitmiştir onların işi. Zaten bu projeyi 2010 yılında ilk ben İsrail'de bir akademisyenin makalesinde gördüm. İhvan-ı Müslim Hizmet Hareketi ve Sebri Cemaatini bitirme projesi olarak bir makaleye, bir Yahudi'nin makalesine yansımıştı. Onunla ilgili de bir makale, o zaman hangi dersti? Political Economy dersinde Leslie diye bir hocam vardı, İngiliz. Ona yazmıştım. O da sunum yapmıştım. Bir presentation sunmuştum sosyolojide. Hoca çok beğenmişti. Demişti ki işte olay budur. Yani İhvan-ı Müslim'in bitirme projesi 2010 yılında yazılmıştı.
Hizmet Hareketi'ni aynı kefeye koymuşlardı Tebliğ Cemaatiyle. Ben Hizmet Hareketi'nin aynı olmadığını İhvan-ı Müslim'le izah ettim. Tebliğ Cemaatinin farklı bir misyonu olduğunu ve global olmadığını, lokal olduğunu anlattım. İhvan-ı Müslim'in iki kanadı vardır. Bir eğitim kanadı, Avrupa kanadı, Tarık Ramazan temsil eder. Bir de Old Fashion, Erbakancı Ziynet'teki Mısır kanadı vardır. Onları hapsettiler, idam ediyorlar şu anda. Ve bunda İsrail'e, global Süfyanizm'e, Deçerizm'e Erdoğan'ın çok büyük hizmetleri oldu. Hakan Fidan, Ahmet Davutoğlu, İhvan-ı Müslim'in hapse düşüp de idam edilmesi için gerekli bütün desteği sağladı. Yanlış danışmanlık yaparak onları uçurumdan aşağı attı. Şimdi idam ediyorlar. Ve geçen medyaya yansıdı, iade ediyorlar idam edilsinler diye. Hiçbir ahlakları yok. Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Türkiye'de laik bir sistemde bir düzen geliyor yani artık. Laiklik gerekli. Ben Fransız laikliğine karşıyım. İngiliz tarzı laiklik, British laikliği Hindistan'da çalışıyor. Yani 1 milyar insanı çok barışçıl içinde yaşatıyor. Fransız laikliği ırkçıdır, faşisttir, Jacobendir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bunu gördük. Böyle bir laiklik istemiyoruz. Laiklik hoşgörülü, toleranslı, her tarikata, cemaate, inanca eşit yakınlıkta ve uzaklıkta olur. Devlet, diyanet diye bir şey olmaz. Devlet, diyanet bütçesi kesilmelidir. Yani her kesim, eğer varsa camisi, ibadet yeri, kendisi operet yapsın. Devletin imamı, müezzini, modası, parası, desteği olmaz. Böyle olursa siyasette din karışmış olur. Siyasetçiler de dini kullanır araç olarak. İşte Erdoğan örneğinde gördüğünüz gibi. Siyasi İslam ve dincilik projesi bitmiştir. Laiklik gereklidir. Laiklik bir şemsiye gibi herkese acceptance yapar. Tolerans gösterir, hoşgörü gösterir ve istedikleri gibi yaşasınlar. Devlet interfere yapmaz yani. Onların işlerine burnunu sokmaz. Batı'daki laiklik budur. Kanada'daki laiklik budur. İngiltere'deki laiklik budur. Yani böyle olmalıdır. İskandinav ülkelerindeki laiklik budur. Devletin dini gruplara, cemaatlere bir katkısı olmaz maddi olarak. Bir bütçesi olmaz. Onların işlerine burnunu sokmaz. Onlar da devletin işlerine burnunu sokmaz. Devlet içine eğer kendi gruplarından bir milletvekili insan sokacaklarsa bu o grubu temsilen olmaz. Yani bir insan olarak eğer girip de devlete girerse devletin sistemi kuralları vardır yani. Hukuk prensipleri vardır. Devlet memurudur. Kimse hiçbir devlet memurunu sucu bucu diye atamaz. Bu ırkçılık, bu ötekileştirme, bu hate crime olur. Creed özgürlüğüne aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır. Türkiye'nin yapması gereken Avrupa Birliği'nin anayasasıyla evrensel human chapter bunları alacak. Kanada şu anda en mükemmele çıktı. Anayasa olarak 3 Kasım 2019'da başkanlık seçilmeyle beraber onaylanması lazım. Yani yeni anayasa, Avrupa Birliği Anayasası ve İnsan Hakları Anayasası olmalı ana yapısı, kemik yapısı. Ve gerçek başkan ortaya çıkmalı. Erdoğan çakma başkan yani. Böyle bir adam yok yani bence. Hükümsüz. Attığı bütün imzalar hükümsüz. Verilen cezalar hükümsüz. 2014 senesinden beri 5 yıldır ülkede devlet başkanı yok. Yok yani. Parlamento da yok. Seçim de yok. Hepsi sahte. Cezalanların hepsi de iptal. Ben gene laf verdim yani. Gerçek başkan bence Türkiye'de değil. Ben o görüşteyim. Ve Saldıray Berk'in de Hulusi Akar'ın da olacağını sanmıyorum. Çünkü ikisi de yıpranmış insanlar. Ülkeye yıpranmamış, aydın, vizyon olan bir insan. Genç bir insan gerekir diye düşünüyorum. Ve herkesini kucaklayabilecek, hiç kimsenin hakkında bir olumsuz görüşü olmayan, herkesin devlet başkanı olabilecek biri olursa, aydın bir insan olursa, o zaman Türkiye'de her şey düzelmeye başlar diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Yani herkes siyasi yobaz İslamcılar ve yobaz laikler komple salak gibi davranıyor. Solcular dönek gibi davranıyor. Ülkücüler çok şaşkın davranıyor. Cemaatçiler içinde de çok görüş ayrılıkları var. Çok farklı görüşler var.
Halide Sendir abi genelde doğru yazar ama bu şeyi yanlış düşünüyor. 14 Temmuz, 15 Temmuz olayında yani AK Parti'nin Abdullah Gül ve Davutoğlu ekibini Hırsakar'ın getirme diye bir projesi yoktu. Öyle bir düşünce hiç aklından geçtiğini sanmıyorum. Çünkü 1,5 ay öncesinden Erdoğan'la anlaşmışlardı. Yani Abdullah Gül, Davutoğlu'nun böyle bir projesi varsa ben bilmiyorum. Benim haberim yok. Erdoğan'la anlaşma yapmışlardı. Ve Saldır Haberk'te zaten anlaşmayı çok önceden yapmışlardı. Büyük resmi Hırsakar görüyor. Abdullah Gül'ün ben büyük resmi gördüğünü zannetmiyorum. O verilen emirleri yapan bir emir kulu yani. Ahmet Dönmez'in sorgulaması genel itibariyle ben katılıyorum. Ahmet Dönmez'in ortaya çıkardığı belgelere filan. Cemaatin içinden bu konsorsiyuma, Hırsakar konsorsiyumuna veya işte Saldır Haberk konsorsiyumuna girmiş varsa veya Yaşar Güler konsorsiyumu, 3 tane değişik konsorsiyum var ya. Erdoğan bunların hepsine sızmış bize. Erdoğan 3 konsorsiyumun içinde de var. Dolayısıyla burada ben organizatör adamı Yalçın Akdoğan olarak görüyorum. Yani MİT adam devşiren yıllardır hizmetten. Çetin Doğan'a çalışan. Burada Yalçın Akdoğan'ın yargılanması lazım. Orduya kumpas kuran o. Orduya en büyük kumpası kuran Erdoğan'ın emriyle Yalçın Akdoğan. MİT'e adam devşiren hizmet içinden Yalçın Akdoğan. Kemalettin Özdemir'de yıllardır çalışıyor. Ankara'da. Hanefi Avcı. Bunların yargılanması gerekir diye düşünüyorum. Eğer cemaatin üzerine fazla gidiyorlar, cemaatin içindeki 3-5 tane adamın rolünü fazla abartıyorlar. Yani onlar eğer suç işlemişse, MİT'e girmişse, bu kumpaslara düşmüşse onların suçu. Cemaatin bir suçu yok. Hoca Efendi'nin bir suçu yok. Suçu günahı Hoca Efendi'ye bulaştırmaya çalışmaya çalışanlar akılsız bence. Ahmak insanlar. Yani büyük resmi görmeyen insanlar. Bu arada Kamil Maman kardeşimiz güzel bir gazetecilik yapıyor. İsmail Sezgin'le önümüzdeki günlerde çok önemli belgeler ortaya dökecekler. İzlemeye devam edin. Bu kumpası delik delik edeceğiz yani. Tel tel dökülüyor zaten. Deşik deşik edeceğiz. Allah'ın izniyle. Her şeyi ben ortaya çıkartmayayım ya. Başka gazeteci arkadaşlar da ortaya çıkarsın. Yani sonra sulh her şeyi bilir noktasına geliyoruz. Olmuyor yani. Bak ben çikolata yiyeyim. Bana hanım bazen ayı diyor. Oğlan Alperen'de Mario diyor. Oğlum dedim ya. Mario'yu herkes tanıyor. Jump baba jump diyor. Hadi gidelim diyor. Yani herkes bana bir isim koyuyor. Ben çok alış etmiyorum. İstediğiniz ismi koyabilirsiniz yani. Trollar serbestsiniz. İstediğiniz küfür edebilirsiniz. Ben öyle küfürlere falan alınan adam değilim yani. Öyle psikolojik savaş oyunlarına ben dalga geçerek bakıyorum. Oyun oynuyorlar milletle. Tiyatrocular. Ahmet Dönmez'in ortaya koyduğu belgeler çok ciddi. Gerçekten ve doğru. Bir soykırım hazırlığı projesi olduğunu gösteriyor. Ve 15 Temmuz konsorsiyumun içinde çok inanamayacağınız insanlar var. CHP'den, MHP'den, İYİ Parti'den, yani değişik kesimlerden, hatta HDP'den. İnanamazsınız yani. Saldır Ayberk hepsini organize etmiş gerçekten. Saldır Ayberk çok tehlikeli ve zeki biri. Çeçen İnsan Hakları savunucusu Eyüp Titiyev için imza edin. Erdoğan el-Kaideci Çeçenleri kullanıyor ama sağlam Müslüman olunca öldürüyor. Bu şeytan var ya Erdoğan, bunun ne kadar şerefsiz olduğunu siz öğreneceksiniz bir gün ama hepiniz şok olacaksınız. Ben Erdoğan'ın yanında 5 kişi bile kalacağını zannetmiyorum. Yani tımarhaneye atılmış bir delinin arkasından kim gider ki? Hiç zannetmiyorum. Kimse kalmaz. Süleyman Akçin, Mersin'de işkence yaptıkları, job soktukları polisler.
İşkenceden ölen insanlar. Yani kadın erkek. Çok büyük travma var ülkede. Yurt dışına gitmiş. Çok güzel insanlar var. Türkiye içinde mağdur, mazlum, ezik bir şekilde bekleyen, ikinci sınıf insan bile sayılmayan, değer verilmeyen, aydın insanlar, güzel insanlar var herkesinden. Ben herkesin hakkını savunuyorum. Ve bu hayvanların yapmış olduğu 15 Temmuz bütün veçeleriyle ortaya çıkartılacak. Tecavüzcüler hapse girecek. Şimdi polisler eroin kaçakçısı tecavüzcü olmuş. Tabi hizmetin 50 bin tane yetiştirdiği insanını polisten atarsanız meydan bunlara kalır. Alanı bunlar doldurur yani. Tecavüzcü, uçsuz ticareti yapan, insanları güvenmediği polis tipi ortaya çıkar. Asker tipi ortaya çıkar. Bürokrat tipi ortaya çıkar. Adalete güven ortadan kalkar. Hayal kırıklığı meydana getirir. Umut ortadan kaldırılır. Evet. Adil Öksüz'ün nerede olduğu dahi bilmiyor. Yani bakıyorsunuz Almanya'da olduğu iddia ediliyor. Hakan Fidan'ın Afet Güneş'le PKK yöneticileriyle yapmış olduğu görüşmeler, ihanet görüşmeleri ses kayıtları da ortaya çıkartılmıştı. PKK ile işbirliği yapan da MİT. Ekonomi batıyor. Putin, Dugin ve 15 Temmuz ilişkisi o kadar açık, net, belli ki NATO'da bununla ilgili sayısız belge var. Sayısız. O kadar net, belli ki Mahmut Akpınar hocamızın özellikle Putin dönemi Rusya ile ilgili Erdoğancılarla, Melik Gökçek'le, derin devlette balyocularla ilişkileri konusunda çok güzel bir makalesi var. Bunu çok ilgi okumanızı tavsiye ederim. Neden Türkiye Rusya'ya yıkıldı? Komünist parti haline geldi AK Parti. Neden işlerine böyle geldi? Yolsuzlukları, hırsızlıkları, El-Kaide'ye, biznesine desteklerini örtebilmek için MİT Krallığı ve Ergonokon, Süfyan Erdoğan nasıl Türkiye'yi NATO ordusundan, Avrupa Birliği'nden çıkartıp da Rusya'ya teslim etti. İki arada bir yere de bey namaz oldu. Bunu anlamamız gerekiyor. Eğer anlayamazsanız Erdoğan'ın Ergonokoncularla ve Avrasyalılarla ittifak sözcüsü Yalçın Akdoğan'ın milli orduya kumpas kuruldu cümlesiyle başlayan bu 180 derece dönüş, döneklik Rusya'ya olan ilişkilerin zirveye çıkmasıyla meydana geldi. Ve bunun için pek çok tiyatro oynadılar kamuoyu önünde. Görüyorsunuz bunlar Putin'in darbe girişiminde desteğinden memnunum diyen Erdoğan'ın, yani İbrahim Kalın'ın, Soner Polat'ın, Çetin Doğan'ın, Saldıray Berk'in Rusya ziyaretleri ve Çetin Doğan'ın 15 Temmuz'dan önce Kremlin'de 15 gün Putin'le, Alexander Dugin'le diz dize, göz göze, Katayev'de yapmış olduğu görüşmeler 15 Temmuz'un Rusya ayağının çok büyük olduğunu gösteriyor. Rusya Türkiye'nin şu anda gaz ihtiyacının %90'ını karşılıyor, petrol ihtiyacının. Eğer petrol ve gazı Rusya keserse Türkiye'de ekonomi tamamen çöker. Bağımlı durumda Rusya'ya. Çok ciddi bağımlı durumda. Trump'ın İran uyguladığı sanction, ambargodan sonra %100 oldu bu. Yani Türkiye tamamen Rusya'ya yıkılmış durumda ekonomik olarak. Gazı kestiği anda, petrolü kestiği anda Türkiye ekonomisi bir hafta sürmez çöker. Bütün ipler Rusya'nın elinde, Putin'in elinde. Erdoğan'ı yargılatacak belgeler de Putin'in elinde. Ve Birleşmiş Milletler'e dava açtı. Kimyevi silah kullanmaktan tutun, IŞİD petrolünü satmaya kadar. Elinde Putin'in pek çok kozlar var Erdoğan'a karşı. Ergonokoncular, Bardocular Putin'le işbirliği yapıyor. Yani bir darbe yaparlarsa mutlaka Rus ordusuyla beraber girerler. Başarılı olmak için Saldıray Berk her şeyi yapar. Rusça da bilir. Rusça uzmanıdır. Özel harp biliminde. NATO eğitimi almıştır ama Rusça eğitim görmüştür. Ve Rusya, Sovyetler Birliği uzmanıdır. Soğuk savaş uzmanıdır. Saldıray Berk'i siz daha tanımıyorsunuz. Tanırsanız iyi olur. Çünkü yarın devlet başkanınız olursa kafanızı burnunuzu kaldıramazsınız. Söyleyeyim yani.
Hulusi Akar Türkiye'ye büyük bir kumpas kurdu, ihanet etti Türk ordusuna. NATO'nun 65 yıllık birikimi bütünüyle tasfiye edildi. Avrasyacı diye neydi belirsiz bir küçük azınlık grup şu anda Türkiye'yi Rusya'ya, Çin'e bağlıyor. İran'a bağlıyor. Türkiye artık eksenini, şahsını kaydırdı. Rusya, Çin, İran ekseninde o topraklara, o soğuk savaş dönemindeki o topraklara katılmış bir ülke. Avrupa Birliği'ni, Amerika'yı bu endişelendiriyor tabi. Soğuk savaş yıllarında Türkiye biliyorsunuz Rusya komünist blokuna bağlı değildi. Ama şu anda durum öyle değil. Rusya, Çin şu anda kendilerini çok güçlü hissediyor. Bakın Venezuela'ya Çin ve Rusya ortak müdahale etti. Kolombiya sınır kapısını kapattılar, gelen yardımları yakıyorlar. Sadece Brezilya'dan mağdurlara, muhaliflere yardım. İlk kamyonlar daha yeni girdi. Guaido diyor ki Maduro'nun generalleri altınlarla beraber Türkiye'ye kaçtı. Gerçekten öyle. Çorum'dalar. Altın ticaret yapıyorlar Erdoğan'la. 900 ton mu 2000 ton mu altın kaçırmış. Adam 5 yılda bu kadar çarpabilmiş Maduro. Maduro kaçmaya hazırlanıyor. Generallerini önceden gönderdi. Rusya ve Çin Maduro'yu koruyamayacak gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ama ta Amerika'nın burnunun dibinde geçmişte Kuveya yaptıkları gibi, müdahale ettikleri gibi, Fidel Castro'yu destekledikleri gibi orada puppet, kukla bir diktatörü yaşatmaya çalışıyor. Putin ve X, Çin Komünist Parti lideri. Türkiye komşusu Rusya. Kim bilir Türkiye'de 15 Temmuz'da ne gibi oyunlar oynadılar. Bunların hiçbiri havuz medyasında çıkmıyor. Ve daha ortaya çıkacak bence çok çok büyük rezaletler var. Ergonokoncular bunları örtüyorlar. Erdoğancılar örtüyorlar. Perinçekçiler bu ittifak gerçeklerin üstünü örtüyor. Gazetecileri hapsediyor. Gerçekleri ortaya çıkartmasın diye. Yerel lokal gazetecileri bile hapsettiler. Medyaları kapattılar. Bir tek sosyal medya kaldı. Gerçekler ortaya çıkarsa bunlar tel tel dökülecek. Biliyorsunuz büyük savaşlarda önce gazeteciler hapsedilir, gerçeklerin üstü örtülür, sonra da milyonlar, milyar ölür yani. Niye öldüğünü ne bilmez. Birinci Dünya Savaşı'nda böyle oldu, ikinci Dünya Savaşı'nda böyle oldu, üçüncü Dünya Savaşı bence başladı. Adı konacak, yeniden bir soğuk savaş dönemi mi olacak yoksa sıcak savaş dönemi mi olacak göreceğiz yani. Olay bu. Türkiye şu anda Batı blokunda değil, Doğu blokunda Şangay Beşlisi'ne bağlı mont edildi. 15 Temmuz bunun adının konmasıdır. Cemaatle yakından uzaktan alakası yoktur. Cemaat içinden herhangi bir klik bu konsolosluklardan birine girdiyse, bu çarşaf 3 tane dosyadan birine girdiyse büyük bir gerizekalılık yapmıştır benim görüşüme göre. Fethullah Gülen Hoca Efendi bu oyuna gelmez. Adil Öksüz'ün bilgilendirmesi karşısında Fethullah Gülen şöyle demiştir. Siz bilirsiniz. Fethullah Gülen siz bilirsiniz diyorsa bu kötüdür. Yani yapmayın bir eşeklik demektir. Ama yaparsanız eşekle katlanırsınız demektir. Fethullah Gülen'in kullandığı jargonu MİT çok iyi biliyor. Adil Öksüz'e verdiği cevabı da iyi biliyor. Siz bilirsiniz demiştir. Ben öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi temizdir. Hizmet camiası temizdir. 15 Temmuz'da alakası yoktur. Yargılanamaz, suçlanamaz, günah üstüne atılamaz. Uluslararası mahkeme kurulsun. Ondan sonra Hoca Efendi dediği gibi NATO raporu da gelir. Adil Öksüz de ortaya çıkar büyük ihtimal. Bir sürü konuşacak asker var mahkemede. Mağdur var. Milyona yakın belge var. %100 bu Erdoğan, Hulusi Akar, Saldıray Berk ve bütün Yaşar Güler dahil darbeciler, Çevik Bir, Çetin Doğan, Soner Polat, sayayım yani, Begim Balanlı, Ümit Dündar hepsi hapsi boylar. Gerçek darbeciler iktidardalar.
darbeci olmayanlar mağdurlar. Bu gerçeği ben dile getirmeye devam edeceğim. 15 ve 16 Temmuz gerçekleri Türkiye'nin tarihine kara bir lek olarak geçti. Zombi bayramı olarak kutlanabilir ancak. Ben çikolata yiyeyim ya. Çikolata yiyeyim. Ayıyı böyle, ben Rus ayısını böyle alırım. Çikolata olarak yerim. Ondan sonra Rus ayısı çikolata gibidir yani zaten. Erimeye başlamış. Elimde sıcaklıktan eridi ya. Ama ben size kalp göndereyim bak. Bende kalpler de var. Bugün ucuz çikolata buldum da. Kalpler de var. İstiyorsanız para istiyorsanız. Bende gold yok. Ben fakir bir dervişim. Size 50 sente aldım. Şimdi 10 tane var. Bu 5 sente falan geliyor. Kalpli çikolata göndereyim. Eğer bunun rengini beğenmediyseniz altın rengini de gönderebilirim yani. Ucuz yani. Altın isteyen Erdoğan'a başvursun. O altıncı o ya. Neyse. Pazar günkü muhabbet bu kadar yeter. Ben çakmayı çok seviyorum ya. Çok zevk alıyorum galiba. Daha çok çakacağız. Çok. Biraz da Muhammed Salih'i severim değil mi? Pazar pazar. Muhammed Salih'de oynamak istiyorum.